yanında Acıka kalıbıma sığma. Acıka'nın sunduğu Beyaz Show başlıyor. Ve beyaz derken yüzünüzdeki o sevinci gördüm. Önce ekran başındakine ve sonrasındaki konuklara hoş geldiniz. Ekran başındakiler de öyle zannediyorum, büyük bir heyecanla bekliyorlar. Sizler de gerçekten çok ballısınız. Çok acayip bir programa denk geldiniz. Gerçekten de biraz sonra ekibi de sayacağım. Ekibi de sayacağım biraz sonra ama önce kimler gelmiş bir görelim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Koç Üniversitesi. Konya Selçuk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Melikşah Üniversitesi ve Kelebeğin Rüyası ekibi burada. Evet, bugün Kelebeğin Rüyası ekibi bizlerle beraber olacak. Çok değerli sanatçılar, oyuncular bizlerle beraber olacak ama bu tribünü bir ufak ekran başındakilere de söylemek istiyorum. Gerçekten de önemli bir tribün. Hem Kelebeğin Rüyası ekibinin çalışanları burada, bütün o bizim sektörün dostları burada. Önce onlara bir alkış alalım, ellerine sağlık diyelim. Sonra da bu ülkenin yükünü yıllardır sırtlarında taşıyan Zonguldak'tan gelen emekçi, maden işçisi dostlarımız, abilerimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz tekrar. Çok çok teşekkürler. Bütün Zonguldak'a da selamlar söyleyelim buradan. Bu arada aranızdan hediyeler getirenler olmuş. Fakat bunlardan en enteresanını hemen stüdyoya alayım. Var mı? Orada duruyor mu? Kim ekmek kim getirdi? Ekmek getirmiş. Evet. Hangi üniversitede? Adnan Menderes Üniversitesi ekmek getirmiş. Ekmeği bir görebiliyor muyuz? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Harika. Adnan Menderes Üniversitesi önümüzdeki bir hafta boyunca aç. Aç gezecek. Hocam aman diyelim şöyle. Evet, tekrar çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Hemen konuklarımızı hızla buraya alalım. Bu ülkede bizim yetişemediğimiz dönemlerde ama kalıcı olmasından dolayı yapılmış birçok güzel film oldu. 1930'larda, 40'larda, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde, şimdi 2010'larda. Bu filmlerin bazıları hem emekleriyle, hem oyunculuklarıyla, hem yapımıyla, hem tekniğiyle, hem senaryosuyla, hem oyunculuğuyla diğerlerinden ayrıldı bazıları. Bu film de izleyenler varsa bilirler, izlemeyenlere %1000 mutlaka gidin dediğimiz bir film, bir başyapıt, bambaşka bir film, ayrılan bir film, oyunculuğuyla, dekoruyla, kostümüyle, senaryosuyla, hikayesiyle, tavrıyla, tarzıyla, fikriyle, çıktıktan sonra içinizde bıraktıklarıyla sahiden de çok acayip bir film. Ve bu filmin emektarlarını, senaristini, yapımcısını, oyuncularını burada ağırlamaktan, Beyaz Show farkıyla ağırlamaktan gurur duyuyoruz gerçekten de. Alkışlarla büyük usta Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Ahmet Mümtaz Taylan ve Belçin Bilgin geliyor.
Hiç bana... Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Çocuklar! Çocuklar! Bir dakika! Bir dakika, ben buradayken, ben de buradayken. Evet. Evet, evet. Şimdi bu, şu ilk yüz, ilk... Beyazı. Ama bütün... Bir tane de Yılmaz diye mi var? Sağ ol, ciğerim benim. Ay bak, bütün kızlar Kıvanç diye bağırıyor, Mert diye bağırıyor, Yılmaz diye bağıran beyazlı arkadaşı çekmiş. Çek, bir kişi Yılmaz diye bağırdı, hakkını verdi ama gerçekten de, evet. Kıvanç'ı bir şaşırmışsın gibi yapma yani, aa inanamıyorum yani. İnanamıyorum, bu ilgi alaka nereden yani? Ben de şaşırdım. Vay, hiç olmasın böyle. Gerçekten şeyler. Çok uzun zaman oldu. Ha? Sen de biliyorsun, programa hiç evet. Çıkamadık. Vakit olmadı. Ama yani bu muhteşem seyircinin karşısında ben gerçekten çok heyecanlandım. Hepinize tekrar iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Böyle bir ekip gelince tabii seyircinin güdüleri... Yani stüdyodaki seyircinin özellikle güdüleri çok da yakın temasta olduğunuz için hakim olamadığı güdüler oluyor. Yani mesela siz geçten sonra yerine yerleşirken şöyle bir oturamıyor yani bir böyle bir bayağı bunun bir şeyi devam ediyor. O da yetmiyor, duruyor. İçinden son bir şeyi de atıyor dışarıya. Mert'cim nasılsın? İyiyim abi. Kıvanç'cım. İyiyim. Mert'cim. Hocam. Eyvallah. Üstadım. Ve büyük oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan. Oğlum! Ahmet abi, vallahi yemin ediyorum bak çok içimden gelerek başlayayım dedim. Çok içimden gelen bir şey söyleyeceğim. Sarılası geliyor mu herkesin? Böyle bir... Ama Kıvanç'a gidiyorlar genelde yani. Sıkıntı orada. Sarılası sana geliyor. Tam gelirken sarılası buraya dönüp böyle bir sarılası. Harikasın vallahi. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir alkış bütün ekibe alalım. Teşekkür ederim. Biraz önce girizgahta da söyledim. Şimdi uzun uzun konuşacağız. Gerçekten ben dün seyredebildim. Ancak bu yoğun çalışma temposundan. Abi anlatacağım yani de çok ufak bir girizgah yapayım. Öyle anlatayım. Dün seyrettim filmi. Bugün burada otururken masanın üzerinde değerli şairlerimizin kitapları vardı. Hem Muzaffer Bey'in kitabı vardı hem Rüştü Bey'in kitabı. Şurada masanın üzerinde duruyordu. Stüdyoda boş. Sizden gelecek bir parça var ya, hani İpek Hanım'ın söyleyeceği bir sanat müziği parçası var. Onlar da bizim orkestra orada prova yapıyor. Stüdyoda karanlık. Öyle hayatlar yaşanmış ki bu ülkede. Yani bu filmi izleyince hem utanıyoruz yani. Cidden Kıvanç'ın söylediği gibi. Hani utanıyoruz da, bilmemekten utanıyoruz. Bazen kendi abartılı yaşamımızdan utanıyoruz. İşte bu film biraz tokat gibi çarpıyor. Ya şurada filmde de çok oldu da yani şurada kendi kendime otururken... Allah'ım yani bırakıp bir ağlayayım mı? Şöyle rahat rahat bir ağlayayım mı? Hem utancımdan ağlayayım mı? Hem hay Allah'tan ağlayayım mı? Yani gerçekten çok acayip bir film. Yani bu... Hocam bir öpeyim. Vallahi gerçekten de gerçekten de yani vallahi billahi yemin ediyorum çok acayip bir şey oldu. Ya aslında bu bahsettiğim duygu ilk işte hep her yerde aynısını söylüyorum. Bütün bu mesele Erdal Tosun'un başının altına çıktı. O bana Zonguldaklı şairleri tanıyor musun demişti. Sonra ben de onları ilk tanışınca duyduğum utanç, ya nasıl bilmiyorum ben bu insanları, utancı. Şimdi biraz o suçluluk duygusu biraz şimdi hepimizin birlikte paylaştığı bir şey oldu. Evet. Sen ödeştirdin filmi yaparak. Biz de giderek ödeştireceğiz hocam. Gerçekten de bir görmek lazım gerektiğine inanıyorum. Biraz sonra uzun uzun konuşacağız ama bugün müzik de olacak. Ve bugünkü müziği, bugünkü aslında gerçekten de o doğru düzgün müziği
çok değerli iki sanatçı yapacak. Bunlardan bir tanesi Lale Devri'nden tutun da işte o Begonvillere kadar aklınıza gelen bütün en iyi parçaların bestecisi sevgili Bülent Özdemir ve müthiş sesiyle Hande olacak. Alkışlarla onları da buraya alalım. Evet, bir fikriniz var mıdır? Daha önce tanıştınız mı? Sen tanıştın yani, tabii ki. Fikriniz var mıdır? Hayır, belki diğer dostlarımız seninle en azından tabii çok aynı ortamlarda bulunuyoruz ama Kıvanç denk geldin mi hiç Bülent evet, abilerde çok, falan? Çok denk geldim, çok tabii denk geldim. Evet, Bülent abi hemen program başlamadan daha önce konuk oldunuz, bilenler biliyordur ama bugün kendi parçalarınızdan söyleyeceksiniz, başka şeyler de söyleyeceğiz ama senin parçalardan bir ufak isimlerini bir geçelim. Hangi parçalar senin bir bilelim yani şunları. Yani bu akşam farklı bir konsept var. Gerçekten çok önemli bir hem Türk sineması adına hem erişemediğimiz sonradan aklımıza gelenler adına. Farklı bir repertuar koyduk. Çok istek alan şarkılarımız da var ama biz birlikte zaten evet. Kafa kafaya yaptık. Daha bugünün şarkıları olsun. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Peki. Peki. Evet. Alkışlar sevgili Hande ve sevgili Bülent Özdemir. Vermiştir şimdi yasemin basmıştır bodrumun kokusu geldi rüzgar bir kelebek öptü boynumu sen şimdi gerdanını maviye göğsünü bir yelkenliye yönlünü önüne çıkan yaz seferine bağlamışsındır vurunca dibine sakız rakısının biraz da ağlamışsın benim yerime dersen bekletme kadarına razıysan yaşa gitsin kaç kişi savunan sevdayı benim yerime derse bekletme hayatı bu kadarına razıysan yaşa gitsin kaç kişi savunan sevdayı gözüme ilk damlası düştü gelecek sonbahar yeni bir sayfanın öncüsü bakalım ne hediyesi hayatın sen şimdi gerdanını mavi göğsünü bir yelkenliye gönlüm
çıkan yaz seferini bağlamışsındır. Vuran uca dibine sakız rakısının biraz da ağlamışsındır. Sağlık. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Ara ara beraber olacağız. Arkadaşlar bir kocaman alkış, başlayalım yavaş yavaş sohbetimize. Ahmet abiyle az çok sohbetim var. Belçin'le zaten var. Kıvanç'la zaten var. Yılmaz'la zaten var. Hocam seni tanımıyorum ben ya. Mert'i hiç. Yani hiç denk gelmedik daha önce. Mert hayranları var mı aramızda? Hocam çok başarılı bir adam. Yani hani seninle gireyim dedim çünkü ben de tanıyayım diye seninle sohbete gelmedim. Müthiş bir oyunculuk ve günlük hayatınla ilgili de bir cümle yanlış bir şey yazılmamış hiçbir tarafta. İnşallah bugün. İnşallah bugün seni bir Tonga'ya getirip hakkında hayırlısı olsun diye. Sen neler yapıyorsun abicim, bir tanıyalım seni. Yani nedir durumun yani? Ben işte 2006'dan beri İstanbul'dayım. Neredeydin daha önce? Ankara'daydım. Ankaralıyım ben. Ankaralısın. İlk tarih Ankara Üniversitesi'nden mezunum. Evet. İşte oyunculuk bölümü okudum, tiyatro bölümü okudum. Ondan önce sinema televizyon okudum. Ondan sonra işte buraya geldim ve işte oyun atölyesiyle tiyatro yapmaya başladım. Harika. Ondan önce de Bizim Evin Halleri adlı her Ankaralı oyuncunun geldiği ve içinden geçtiği. Mecburi hizmeti olan ve çok severek de çalıştığım, o ekibe de çok selamlar. İşte dizide uzun uzun oynadım. Sonra oradan sonra oyun atölyesi derken işte Avşar Film, TMC falan derken böyle ilerleyen bir hem sen tiyatro. Bin bir gecede de. Bin bir gece. İlk tabii, aslında. Tabii. İlk yersiz yurtsuz aslında, hani ilk böyle. Öyle mi? ATV'de işte Yersiz Yurtsuz diye bir dizi vardı o yıllarda. İşte onunla başladım. Arkasından Bin Bir Gece, arkasından Kapalı Çarşı. sonrasında da işte Bir Ömür Yetmez. Kapalı Çarşı şakası şu. Nedir hocam? Zonguldak'ta ilk bir grup böyle Kıvanç Kıvanç diye bağırdı. Bir kız da oradan Kapalı Çarşı'daki çocuk yaptı. Kapalı Çarşı'daki çocuk. Senin tanınmışlığın Kapalı Çarşı'dan mı? Yani Bin Bir Gece Kapalı Çarşı. Evet, öyle ilerleyen. Ama daha çok işte bu bizim Başka Dilde Aşk filminden sonra oldu aslında. Çünkü tam o Bin Bir Gece biter bitmez Kapalı Çarşı başlarken aradaki süreçte oldu işte. İntikamı izleyen var mı aramızda? İntikam da Kanal D'nin güzel filmlerinden. Evet. ATV'nin miydi hocam? Bize geldi mi Kanal D. ATV'nin çok güzel dizilerinden bir tanesi. Gerçekten bir de Kanal D. Arkadaşlar Kanal D'nin olduğunu zaten ben de biliyorum. Baştan Kanal D dedim ama diğer kanallara bazen ayıp oluyor. Sadece bizden oyuncu alıyormuşuz gibi. Onun için intikam bizce hem Kanal D'nin hem de ATV'nin ortak bence. Yılmaz'ım. Bir toparlama görülmemiş. Gerçekten görülmemiş. Ben toparlamasam kimse toparlamayacak öyle. Öyle bir de güzel de bir yakışıklılığı var. Böyle bir şey hocam, bugün zaten bütün adamlar herhalde, Türkiye'deki bütün kadınlar şu anda ekran başına kilitlenmiş durumda. Onda yani evet. Üçümüzden dolayı da dördümüzden dolayı. Evet. Yani bir de Ahmet Mehmet abiden. Ahmet Mehmet. Yok, bilerek yapan hatalar abi. Abi reklam arasına gibi yani. Abi dayan, reklam arasına kadar dayan. Allah'ını seversen. Evet. Dayan, Belçin Bilgin. Abla.
Aşk korkakları sevmez. Müthiş bir oyunculuk. Arkadan ne? Ortak. O'dan. Tesadüf. Gidelim ya. Aşk korkakları sevmez mi dedim ben? Beyaz niye öyle yaptı? Aa, o benim söylediğim şarkıydı değil mi? Abi bir albüm yapacaktım oradaki. Oradaki. Ben bir şey söyleyeceğim. Heyecanlı olmuş olamaz mıyım? Öyle bir kredim yok mu sizin üzerinizde? Yani aşk tesadüfleri sever. Aşk korkakları sevmez. Ayrıca o da Kanal D'de ve ATV'de yayınlanan bir dizidir. Onu da hemen ben size söyleyeyim. Hayır, dizidir yani. Evet. Dur bakayım daha başımıza neler geliyor. Ben konuklarla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla zaten konuşamıyorum bu konuyla ilgili. Filmin fragmanını izleyelim, sonra üzerine yavaş yavaş sohbet edelim. Ufak bir girizgah yapayım, sonra Yılmaz'a Aten'i devredeceğim. 1940'lı yıllar Türkiye'de Zonguldak'ta iki şair ve veremle mücadele eden iki şair. Fakat Yılmaz filmin içinden o kadar güzel bir şey çıkartmış ki bu kadar yokluğun, bu kadar ümitsizliğin içinde, bu kadar yıpranmanın içinde şiire bağlanarak bir ümit ışığı filmin içinde. Bu ümitsizlik, bu zorlu dönem ancak bu kadar aslında bir tünelin ucundaki ışık bu kadar keyifli anlatılabilirdi. Şimdi soralım. Kelebeğin Rüyası niye? Adı. Bir de filme nasıl karar verdin? Çünkü sen maşallah hocam komediyle falanla filanla hani bir şekilde oralarda buralarda Noel Baba hikayeleriyle, gerçi bir geçiş dönemi de oluyordu falan ama böyle de gidiyordum. Fakat bir anda ters köşe bir iş, sana bu işi yaptıran şeyin gerçekten de bir tokat olması lazım. Normal bir şey durup dururken değildir. Bir şey olmuştur mutlaka. Yani aslında 7 yıl önce ortaya çıkmış bir şeydi bu. Diğer işleri yaparken de bir yandan o zamanki adı şairlerdi. Yani benim şair tarafımdan, mizahçı tarafımın, yani bütün aslında uğraştığım bütün işlerim bir araya geldi. Ama işte o tribünde olan arkadaşlar var olduğu için yapılabildi. orada beni döven... orada sanat yönetmenimiz var, kostüm sorumlumuz var. O gördüğünüz bütün kostümleri yapan evet. Gülüm Serin var. Onlarla konuşacağız herhalde birazdan. Tabii ki. Kıvancı Döven arkadaşlar, arkadaşlarımızdan bir iki tane. O sahneyi gösterelim isterseniz. Yani yeri geldikçe gösterelim evet, mi? Evet. Saklamayalım sonlara. Kıvanç'ın bir dayak sahnesi var hocam. Gerçekten arkadaş girişmiş. ben söyleyeyim bayağı girişmiş. Kavga değil o yani. Evet. Çalıştığınız bir sahne miydi? Bayağı çalışmışsınız herhalde. Ya aslında orada bütün koreografi Kıvanç'a aittir. Bir de İstanbul'dan iki arkadaş gelmişti dövmek için Kıvanç'ı. Fakat o arkadaşlar benim gözüm tutmadı. O arkadaşımız da orada ambulans şoförü aslında mesleği. Yani normalde adam dövmek değil, adam kurtarmak onun için. Zonguldak'ta ambulans şoförü müsünüz? Tabii. Normalde diye gibi adam kurtarmak göreviniz ya. Ama bu sefer kısmet Kıvanç'a, ilk kısmet Kıvanç'a. Şeyde ama yani şöyle bir durum var, şimdi sahneye çekeceğiz. İşte bütün hazırlıklar yapılmış. Sonra Yılmaz abi biz geldik. İşte kardeşlerim de geldiler. Sahne hani pataküte girişilecek bir sahne. Anlatmaya gerek yok. Şimdi karşıda sahnenin içerisinde provayı alırken Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğunun bilincine vardıkları için yani tokadı da böyle bir sıyırtma. Ve hani, okkalı koyamıyor lan. Adama bir şey olur ondan sonra bir de. Ben tokadı alıyorum. Kendi kendime bir baktım kedi bir yerden yere atan bir adam mı? Oradan atıyorum buraya, buradan atıyorum buraya. Sonra hatta Kıvanç bir ara kızdı. Sert vursana falan diye. Sonra kalktım dedim lan sert vur bana. Sen bittin. İsim nedir abi, tanıyalım. Mustafa Ömür. Mustafa Ömür. Evet. Mustafa ne oldu yani bir iç, şey yapamadın mı yani tam böyle bir konsantre olamadın mı Kıvanç'ı da görünce ne geçti içinden yani vur dedikçe? Yok abi biz alışık değiliz bu durumlara da o yüzden ben biraz elim değil. Tabii sabah Mert gelip beni dövsene akşam Yılmaz gelip bana vursana durumu yok hayatınızda böyle. Ya, elimizin ayarı yok o yüzden korktuk yani biraz da o yüzden. Bu işler öyle programda konuşmaya benzemez. Böyle sağlam, sen hissettin mi sağlam bir tane denk geldi mi? Gelmiştir. Bir tokadı var ki daha sahnenin başındayken. Vallahi. Resmen bir şiir gibiydi ya. Aldım diyorsun yani. Almak ne kelime?
İnsan mutlu oluyor değil mi? Güzel tokat da alınca şöyle. O gün çok rahat yattım ya, ciddi söylüyorum. Baba helal olsun. Ben şimdi göstereceğim herkese. Kıvanç'ın ismi unutuyorum abi ben ya. Mustafa. Mustafa. Kıvanç'ın Mustafa'ya bana şöyle vur dediği yerler var. Mustafa'nın vuramadığı, Kıvanç'ın böyle vur dediği yerler var. Mustafa'nın vurmaya başladığı, Mustafa'nın vurmaktan dolayı keyif almaya başladığı... Ve abarttığı. Abarttığı, Mustafa'nın duygularının önüne geçemediği, kontrol edemediği... Stop stop diyorum, vurmaya devam ediyor evet. Adamı. En son bir sahne var, şöyle artık yerde tekmeliyor. Yılmaz diyor ki, git artık diyor. Bu vururken dönüp gidiyor. İzleyelim hep beraber. Bu. Tamam mı? Oradan abart, oradan gelecek. Bu. Sen bunu daha sonra bu var. Gideceğim ben. Ondan sonra kaldır, kılak yerim. Mustafa'nın gidiş güzel ama değil mi? Evet, evet. Mustafa doyamamışsın gibi bir hal vardı orada yani. Abi kendimi kaptırdım. Kendini kaptırdın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Mustafa'cığım, harikasın. Bravo. Bir gün daha bekleriz. Çok iyi. Mikrofonu alalım, sonra açık kalıyor. Başka düşünceler de ortaya çıkıyor. Oradan. Evet, onu bir at ablacığım. At. Sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Evet. Evet hocam, devam edelim. Pardon Yılmaz'cığım, böyle iyi oluyor arada bunları göstere gitmek. Evet. Ya ben böyle hayali bir diyalog yazdım önce aslında şairlerle. Hatta bayağı kağıda yazdım. Yılmaz, ya ben sizin hayatınızı film yapmak istiyorum. Müsaadeniz var mı? Diye bir diyalog başladı. Böyle 15 sayfalık bir metin oldu. Muzaffer ve Rüştü ile birlikte konuştum. Hatta orada Rüştü şöyle bir şey söyledi. Böyle bir ruh çağırma gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz. Dedi ki ya biz genç öldük, veremden öldük falan, böyle acıklı yani bize acıyacakları bir film yazacaksan hiç girme o işe. Çünkü esas mesele şiirdir. Bir insanın ne kadar uzun yaşadığı değil, o yaşama sırasında neler yaptığı önemlidir gibi. Aslında bana gerçekten çok yön verici şeyler söylediler. Ya da ben onların sesiyle söyledim, bilmiyorum. Orası çok biraz güzelmiş. Karışık bir şey. Dolayısıyla çok eğlenceliydi. Onlar anlattı bana hikayeyi. Çünkü Allah muhafaza bu bir ajitasyona gidip bu ajitenin üzerinden bir film yapılsa bir kere vicdanen hayatın boyunca başka bir vicdan sıkıntısı çekersin yani. Tabii ki onların hayatını, bu dramatik iniş çıkışları onların hayatını film yapmak konusunda ilham verici bir şeydi ama esas mesele bu yaşadığımız hayatla ilgili bir tespit yapmaktı. Şiirin böyle... Şimdi bir kitapçıya gittiğinizde eğer bir şiir kitabı arayacaksanız en arka raflara gitmeniz gerekiyor. Bu aslında uzun bir öykünün sonucu ama şiir şairane bir şey değildir diyor bu şairler. Yazıları var. Onlar bana çok acayip yol gösterdi. Şair aşk mektubu yazarı değildir. Şair filozoftur. Hayatı süzer. Hatta gerçekten hakikat süzer. Bize de çok yardımcı olur. Yani bugüne tam güncele onların sözleri çok yardımcıydı. Yani yapma motivasyonum aslında buydu. Hı hı. Yoksa acıklı hikayeleri değildi. Ahmet abi sana ne kaldı? Yani filmin senin için ilkleri neydi? Yani sen çünkü hani bir sürü film, dizi, artık tiyatro. Ya biz yani bu filmde ben Amerika'da söyledim, biraz şey yaptı. Farklı bir tepki aldım. Artık kaçmayacağım. Burada da söyleyeceğim. Ben ilk defa bir yönetmene kendimi tamamıyla teslim ettim çünkü yani bir erkeğe ilk defa teslim ettim. Hollywood'da söyledi bunu, rezil etti bizi, bir daha gidemiyoruz dedi. Bu ne güzel bir övgü, neresinden tutarsan orası övgü yani gerçekten de. Şimdi şunun için söylüyorum bunu, senaryosu ile yönetmene duyduğun güvenle. Çalışma ortamının gerçekten Türkiye'de çok da alışık olmadığımız biçimde standartlarının yüksek olması ve o standartın son güne kadar korunması. Ya. Çünkü bazen çok iyi başlar da tabii. karavanla başlar, yürüyerek dönersin falan. Bu öyle değildi. Baştan sona nefis bir çalışma süreci yaşadık.
Bir de birlikte çalışmaktan gerçekten zevk alan, iyi de anlaşan arkadaşlar bir arada olunca her bakımdan, pardon Mert araya giriyorum kusura bakma. Ben bir taraftan kesişiyor. Ufak bir şey. O bakımdan yani dört başı mamur bir işte, öyle söyleyebilirim. Evet, filmin bütçeleriyle ilgili herhangi bir şey söylemeye gerek yok yani, isterseniz onları da konuşuruz ama gerçekten 13 milyon. 13 milyon dolara mı hocam? Ha? Ya şiir konuşulan yerde para konuşmayalım. Evet, konuşmayalım ama. O Necati'ye sorarsın. Tamam peki, ama gerçekten konuşmayalım bunları ama. Çünkü o kadar ama para harcattım ki ben sormuyorum. Yani gerçekten bilmek istemiyorum. Necati abi en sonunda şey dedi ya, lütfen bir daha başyapıt yapmayın. Lütfen başyapıt işine dikkatli bakalım gerçekten de diye. Daha hoş yapıtlar. Allah ya. Peki şimdi burada filmin oyuncularından sevgili Kıvanç da sevgili Mert, yani rahmetli şair Rüştü Onur ve rahmetli şair Muzaffer Tayyip Uslu'yu oynayan. Önce ayıp etmeyelim bizleri izlediklerine zaten inandığımız için, Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'ya bir büyük alkış alalım buradan. Onların hikayeleri. Burada bir yerlerde değil mi? Kitapları da burada, resimlerinde belki rejiden gösterebiliriz resimlerinde. Kitapları da burada. Bu kitaplar şu anda var mı? Yani var. Evet. Ha? Yani artık güzel var. Tarafı geçen Yılmaz abiyle oturup sohbeti, daha doğrusu Dubai'deki en son filmimizin galasında da bunu zaten konuştuk. Bir film yapıyorsunuz. Öncelikle Yılmaz abiye çok teşekkür ediyorum buradan. Yani Yılmaz Erdoğan'a gerçekten bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Böyle bir senaryoyu öncelikle kendisi birileri tarafından hatırlatılıp hayata geçirdiği için, sonra da bizlere bunu sunduğu için ve bizlere bunu yapma fırsatı verdiği için. Çünkü bakıyorsunuz döneminde yaşamış olan iki tane bu kadar genç bedenin içerisinde girmiş, saklı kalmış olan belki de binlerce yaşında bir iki tane ruh ve bu insanlar tek amaçları, tek aşkları, hocanın öğrenciye, öğrencinin hocaya, Rüştü'nün Muzaffer'e. Bir de sadece şiir de değil. Tiyatro oyunları yazıyorlar, düz yazılar evet. Yazıyorlar, öyküler yazıyorlar. Yani yalnızca şiir değil. Şimdi bize, ben sadece şunu söylemiştim. Film ne kadar gişe yaparsa yapsın, ne olursa olsun. Bir gün şairler sizi bütün herkes tanıyacak diye bir sahnemiz var. Var. Filmde. Ve geçen gün kitap almaya girdiğim zaman o kadar duygulandım ki anlatamam. İçeri girdim ve daha girer girmez normalde en arka bölüme koydukları şiir kitaplarını hep yani öyle en önde ve kocaman, bir tarafta Muzaffer Tayyip Uslu, bir tarafta Rüştü Onur. Benim için en büyük mutluluk bu. Yani ne kadar gururlansak azdır. 1940'larda yaşamaya çalıştıkları o ruhu, o günü, o anı işte yıllar sonra evet hakları teslim edilmiş gibi bir durum aslında. Ve yani en çok satanlar listesinde en ön sırada. Ya bir de o bile çok iyi bir ders. Eğer o şiirleri yazdıkları için 70 yıl sonra neredeyse hak ettikleri şeyi buluyorlar. Yani yaşadığınız süre ne kadar kısa olursa olsun. 70 yıl sonra yani. 70, evet, yıl, 70 sonra. Yıl sonra. Yani eğer o hayatı iyi değerlendirmişseniz er ya da geç onun karşılığını alacağınızın ama dersi yani bahsediyor. Zaten çok acayip bir şey değil mi? Ben filmi seyrederken şöyle bir şey hissettim. Yani bunu hissediyorsunuz ya. Ulan hani şiir severdik ya. Falan dedim kendi kendime. Yani ben de Ankaralıyım. Ankara yeni mahallede büyüdüm. Hani abim falan evde, babam rahmetli. Bizim şiir kitaplarımız vardı ya. Bedri Rahmi Eyüboğlu okurduk işte. Özdemir Asaf okurduk. Atol Behramoğlu, Cemal Süreyya, Necip Fazıl, Nazım Hikmet. Yani bir okumamak ayıptı. Yani bunları bilmemek bir ayıptı yani. Bir konu açıldığı zaman bir şey biliyor olmalıydın yani. Hani 3-5 bir şey biliyor olmalıydın. Ve böyle böyle derken biz şiir sever olduk. Sonra ne oldu? Yani bir şey oldu hepimize ya da hadi ben bana oldu diyeyim. Gerçekten de böyle araya bir şeyler girdi, başka bir şeyler girdi ve biz onları çok çabuk kabul ettik. Yani sen hatırlasana, yıllar önce yaptığın oyunlar senin şiirle başlayan, şiirle biten, içinde bol bol şiir okuduğun, milletin tıklım tıklım doldurduğu oyunlardı ve senden özel Yılmaz şiir okusana, Yılmaz şiir okuman için geldik falan. Şiir bir şeydi yani böyle. Sonra şimdi böyle şiir denince bir böyle bir anlayamıyoruz ya şiiri, böyle bir yani anlamadığımız bir şey şiir. Şairin kendine yazdığı, bize bir türlü geçmeyen bir şey duygusuyla mı oldu, ne oldu? Bir şekilde böyle bir uzak kalındı şiirden. Mert, senin
Şiirle aran var mıydı bu filme gelmeden önce, teklif gelmeden önce? Teklif gelmeden önce ben yani şiirle, yani bil fiil şiir yazmıştım ya da bir şey yok ama sürekli işte şiir okuyordum, takip ediyordum. Rüştü Onur'la da yine bizim okulun çıkardığı bir dergi vardı orada. Bir şiirle sadece tanışmıştım. Ondan sonrasında ben de çok takip edemedim. Ta ki Yılmaz abinin senaryosuyla karşılaşana, Yılmaz abiyle tanışana kadar. Geçen hatta röportajda böyle hep beraber yaptığımız bir basın toplantısında yine aynı konu açıldı. Ya bizim aslında geleneğimizde var ya şiir. Hani şiir söylemek diye bir şey var. Evet. Hani şiir okumanın ötesinde. Rüştü'nün de böyle bir düz yazısında, bir makalesinde hatta değindiği bir şey var. Diyor ki, niye herkes bana işte soruyorlar, neden şiir gibi konuşuyorsun ya da niye sürekli şiir okuyorsun? Aslında şiir okumuyorum ki, ben öyle konuşuyorum. Öyle konuşuyorum. Yani işin doğası. Yani aslında bunu hep tartışıyoruz. O dönem bir sürü şair vardı, birçok oyun vardı. 1950'lerde, 40'larla 50'ler arasında İstanbul'daki tiyatro sayısı New York'takine denkti. Yani soru galiba orada. Filme hani gidip Zonguldak'a görsünler yani Zonguldak'a. Öyle bir durum vardı. Hani insanlar yazarak ya bir de aslında şiir çok da sahadan çekilmedi. Okuma kısmı çekildi ama dinleme kısmı, yani YouTube'da binlerce klip, yani bir ara bizim çocuklar hesaplamışlardı. 7-8 milyonun üstünde benim şiirlerimden yapılmış. Ha seninki ya, bu arkada kırmızı gül olan, gözünden kırmızı kan gelen. Evet, devamlı onlar, devamlı. Zaten ha, o onlardan tavır, bahsetmiyoruz işte herhalde değil o mi? Yani? Tavır, onlar, işte o tavır şiirden soğuttu biraz. Gerçekten de abi devamlı hangi şiire girsen arkada gözünden evet, kan şey gelen var. Bir kadın. Benim öyle yanında çok bir kırmızı gül böyle. Yani ne acayip bir şey. Bütün şiirlerde birbirine benziyordun orada. Sen beni sevseydin eğer ki sevseydin gerçekten falan değil. Bitmeyen sonunu hesapladığın şiirler. Evet, peki. Şiir yazan var mı aramızda? Var mı? Gerçekten. Çıksın mı? Okuturuz belki. Bugün çünkü kağıtlara da yazdırdık çok güzel şiirler. Belki o şiirlerin içinden seçeriz en güzellerinden. Bir burada alkış oylamasıyla beraber kazanan arkadaşımıza da bir şeyler yapabiliriz. Bugün öyle bir güzellik yapabiliriz. Reklama gitmeden önce filmin kamera arkası görüntüleri var. Onları izleyeceğiz. Ama daha sonra, yani ikinci bölümde neler olacak? Bir kere... Sevgili Bülentler, hocam güzel parçalarımız var değil mi? Felaket. Harika, güzel parçalarımız var. Hande zaten müthiş. Hatırlıyor musun senin geldiğin o programı mı ayakta alkışlamıştı? Evet, müthiş bir programdı. Evet. O programdan sonra bir şeyler değişti mi hayatında? Yok. Çok şey değişti. Yok, sadece buradakiler ayakta kaldı diyorsun, alkışlıyorlar. Evet. Reklamlardan sonra bu filmde oynamasına izin verilmemiş. Duygularıyla oynanmış, filmin içine alınmış, sonradan çıkartılmış. Senin başında aklına çıkıyor değil mi? Yok. Kim bu? Bu bana yönelik bir çalışma. Sana yönelik tamamen. Bana yönelik bir çalışma. Filmde oynatmadığı için arkasında bıraktığı o kırık çocuklar, o Yılmaz Erdoğan'a kin besleyen çocuklarla onlarla ilgili bir VTR'miz var. Kıvanç Tatlıtuğ genelde programımıza bugüne kadar çok istedik ama işinden gücünden dolayı gelemedi. Onu nasıl ikna ettik onu anlatan bir VTR'miz var. Hepsi reklamlardan sonra efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Yani maden hiçbir zaman kolay bir iş olmadı. Ama galiba mükellefiyet dönemindeki kadar da zor hiç olmadı. Geçmişten bugüne kadar acı çeken herkesin anısına bu iş. Madende yitirdiğimiz bütün canların anısına olsun bu iş. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Kanayından zaten blok veriyorum. Kafam ayaz. Suratım çirginim. Yeter artık. Yok illa beyaz boyuna fısfıslayız yani. Sizin işiniz bizimkinden daha zor. Gerçekten filmcilik bizimkinden daha zor. Bu dizi, şeyde yer aldığım için de kendimi mutlu sayıyorum yani. 51 yaşında olmama rağmen bir çocuk gibi heyecanlıyım yani buraya katılmaktan. Yani ne şartlarda bugüne geldiğimizi, atalarımızın neler çektiğini çok güzel anlattılar. Anlattınız daha doğrusu. Ben bütün madenci arkadaşlar adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bak böyle bırak işte. Bak. Ben bırakmak istemiyorum. Bırak. Senin işin bu. Rol icabı benim burayı tutmam lazım tek kolla. İlk. Çok teşekkür ederim.
Kolay gelsin Baktan abi. Acaka'nın sunduğu Beyaz Show devam edecek. Ayağımda Acaka kalıbıma sığma. Acaka'nın sunduğu Beyaz Show devam edecek. Evet, devam ediyoruz. Bu arada üniversiteleri okurken Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde okumamışım. Ve aileleri telefon etmiş bizim çocuklar oraya gelmedi mi diye. Evet, gerçekten de. Yıldırım Beyaz Üniversitesi burada değil. Evet, ailelerine söyleyelim. Burada. Yıldırım Beyaz Üniversitesi burada değil mi? Yıldırım Beyaz Üniversitesi. Evet. Gel burada. Biraz arkamızı dönmüşüz, kusura bakmayın çocuklar size. Aslında tam gelmemişler. Evet, tam bir kısmı gelmiş gibi duruyor yani. En azından erkekler yok, sırf kızlar gelmiş. Evet, yine erkekler yok gördüğümüz gibi. Şimdi filmde Yılmaz Erdoğan bugüne kadar kelimelerin üstadıydı ama bu filmi de anlıyoruz ki görüntülerin de artık üstadı olmuş. Gerçekten de bu konuya geleceğim. Ama filmdeki görüntülerin, cümlelerin dışında bu cümleleri filme taşıyan bir oyunculuk var ki yani gidip oyunculuk görmek için de ideal bir film. Yani herkes için gerçekten de Belçim'in oyunculuğu, Mert'in oyunculuğu, Ahmet abinin, Kıvanç'ın oyunculuğu senin ama diğerlerinin de yani daha sayamadığımız bir sürü isim var. Farah'ın oyunculuğu var. O da İngiltere'de gelemedi. Bugün ona da selam söyleyelim. Çok ciddi oyunculuklar var. Belçim sen özel çalıştın mı filme Suzan karakterine? Yani bir şımarık kız, bir zenginin kızı ama bir dönüşüm yaşıyor filmin içinde. Maden ocağına girerek özellikle bir kırılma noktası yaşıyor. Evet. Benim aslında bu hikayeyle tanışmam biraz herkesten önce oldu. Şanslıyım o açıdan. Yılmaz'la ilk tanıştığımız zaman benim Şairler'le ilgili bir filmim var ve sen Şairler'deki kızsın dedi bana. Kaç sene önce? 7 sene önce. 7 sene önce. Evet. Evlenmedim. Ve ben o günden beri o günden beri sayıyorum saatleri. Bu film gelsin her diye. Her seferinde bir proje söz konusu olduğunda Yılmaz'ın gözlerinin içine bakıyorum. Tabii şey de diyemiyorum, o filmde ilk defa oynayacağım onun filminde ve hani ona böyle bir şeyle ilgili utanıyorum bir şey söylemeye ama ne olursun Şairler de bana şu anda hangi projeyi yapacaksın Yılmaz diye evet. Böyle bir uzun hikayem var ama özellikle Suzan bir tenis dersleri aldırttı bana. Öyle mi? Ha evet yani, filmde bir tenis sahnesi var. Dans dersleri. Ya dansımız çok kısa maalesef. Biz aslında 3 ay çalıştılar 1 dakika kullandım dans. 1 dakika bile değil. 30 saniye. Sen 7 sene çalışmışsın 2 saat çıktı. Yani. İşte o hesaba git. Ya film bir biraz hani film uzun falan diyenler var. 15 dakika falan normal filmden bir 15 dakika falan uzun. Yılmaz'a dedim ki film uzun mu dedim, 15 dakika uzunmuş film dedim. Ne cevap verdin? Cevabı çok güzeldi. Ben dedim ki ya normal bir filmden 15 dakika uzun. O uzun bulan arkadaş 15 dakikada ne yapacaktı? Neye mani olduk yani? Hani gelmedin, izlemedin de 15 dakikada neyi kurtarıyordun o sırada? Yani hani çıksan ne oluyor yani o 15 dakika içerisinde? Evet, Belçim'in oyunculuğu zaten gün be güne gergedan mevsimi. Ondan önce Kurtuluş Son Durak, ondan önce Aşk Korkakları Aşk. Sever. Aşk Abidik Kubilik. Bence o. Filmin adı o olmalıydı. Ömer Faruk yanlış yaptı o filmi. O filmde kat paket üstüne koyarak geldin. Çünkü senin bir kritik noktan var ablacığım. Sen Yılmaz Erdoğan'la aynı zamanda eşisin. Yani altından kalkman da zor olan senin üzerinde bir şey de var yani. Hani sen onu yıka bir taraftan geliyorsun. Doğru mu? Biraz zor bir şey gerçekten ama şu açıdan çok güzel oldu. Setteyken Yılmaz onun için özellikle bir mesafe aldığımı düşünsene. Ya ona bakarsan Ahmet de benim kaynım yani. Evet. Pardon ben. Cevap verme zorunluluğu hissetti yani. Ama biz bunu sette unutmaya çalıştık. Garipti set süreci de. Ben böyle kendi kendime moda açık girmeye çalıştım. Açık bana. Tamam çok açık konuşuyorum. Yılmaz'a hayranlıkla baktın mı sette? Yani benim eşime bak be. Hani ulan neler yapıyor bütün insanlar onun önünde. Onun yazdığı senaryo, o yönetiyor, o şey yapıyor falan. Bir hayranlık oldu mu yani? Yoksa ben o de hayranlık geleceğim bu işlere. Yani bence hemen bana yansıyan bir şey olmadı vallahi. Ben
çünkü zaten senaryoyu yazdığın zaman ilk okuduğumda başlamıştı o ve aslında şunu söylemek istiyorum. Karşıdalar ve onlara baktıkça burada gidip onların hepsine tek tek sarılmak istiyorum. Bizim bütün ekibimiz burada. Daha maden ocağındaki işçi abilerimizle, kardeşlerimizle de sohbet edeceğiz tabii. Biraz. Yani bu iş Zonguldak'a da çok fazla şey kattı gerçekten de. Ama lafını hemen tamamla istersen, ondan sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben o zaman şey yapayım ya. Tamam. Böyle tamamladım diyorsun. Ben böyle lafını. Tamam. Arkadaşlar, yani bir Mert'in bir oyunculuğu var. Kıvanç'ın bir oyunculuğu var. Vallahi billahi yemin ediyorum gidip yani çıtayı nereye diktilerse bundan sonra ne yapacaksınız arkadaş diyor insan. Hani bundan sonra ne yapacaksın yani? Ya hocam özellikle bir sana sormak istiyorum. Hani seninki daha da konuşuluyor ya. Şimdi açık konuşalım. Bu da millete merak ettiği şeyler. Mankenlikten geldi. Efendim yapar mı yapmaz mı belli değil. Yani mankenden oyuncu olur mu? Oğlu mu bu oğlu mu derken bu şu oldu. Bu oldu. İşte Behlül oldu. Bak orada nasıl işte tepkiler. Tepkiler yıka yıka gidiyor. Bak sana bakmaktan yani. Ki erkek yani. Bir şey oldu. Ve sen Kuzey Güney ile beraber bence... Behlül de tamamdı da. Kuzey Güney ile bir şey yaptın. Ne olduysa o sırada sana bir bunda da zaten çok acayip bir yere koymuşsun oyunculuğunu. Eyvallah. Ama Kuzey Güney'de ben böyle bir oyunculuk dersi alayım Behlül'den sonra. Araya da bir oyunculuk. Bu oyunculuk dersiyle sanki çok alakalı değil gibi. Benim isim birisi sana birisi gelmiş demiş ki abi bir salsana kendini ya. Yani bir bıraksana kendini. Senin içinde bir tane oyuncu hayvanı var. Gerçekten de öyle, böyle denir. Hayvani oyunculuk diye bir şey denir yani gerçekten de. Yani onun için o kültürden dolayı söylüyorum. Birisi sana bunu bırakma dedi. Ne oldu? Sen bir şey yaşamışsın o sırada yani. Bir şey olmuş ve burada da o ortaya çıkıyor filmde. Ya önce bu söylediğin şeyler için gerçekten çok teşekkür ederim. Herkesin söylediğini sana... Hayvan dediği için. Gerçekten. Bir saniye. Neydi duymadın? Yani hayvan dediğin. pardon. Çok teşekkür ediyorum. Ama geçen bir tane röportaj verdim. Orada da herkesin sormuş olduğu sorulardan bir tanesi hatta başında geliyor. Yani hani modellikten geldin. Aslında bu benim çok... bu soru beni çok sıkan bir soru. Çünkü hani mesleği ayırmamak lazım. Ben başka bir meslekten de gelebilirdim. Nitekim dünyada birçok oyuncu herhangi bir meslekten gelip bu işi yapabiliyor. Tabii akademik bilgi mutlaka gerekiyor. Ben modellikten geldim, başladım. Çok çekinerek başlamıştım ve bütün samimiyetimle yapamazsam hani çok da şeyim yani çok kendimi acımasızca eleştiren kendimi izleyemeyen bile bir insanım. Dedim ki yapamazsam ben hani başka bir şeye yönelirim mutlaka. Bir kendimi önce bir denemem gerekiyor. Yani. Madem teklif gelmiş. Bu seneler içerisinde gerçekten hani çok çalışılması gereken bir şey. Oyunculuk öyle armut pişi ağzıma düş gibi bir şey değil. Yani özellikle en son Kelebeğin Rüyası'ndan sonra ben şunu söyleyebilirim. Benim için müthiş bir okul oldu Kelebeğin Rüyası. Nitekim Türkiye'de herkes için değişik bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerek set içerisinde, gerek set dışında, gerek işte filme hazırlık sürecimiz. Bence keşke işte Yılmaz abiyle oturuyoruz, konuşuyoruz bazen. Keşke bir kamera arkası, yani filme başlamadan öncenin mutlaka bir kamera arkası gerekiyordu ki gerçekten ders niteliğindeydi. Ben şunu söyleyebilirim, sadece olgunlaştım. Yani o Aşk-ı Memnu'dan sonra araya bir ufak bir misafir oyunculuk var. Ezel'e girdim. Ha, 8. Orada bir 8. Doğru. O da başka bir durum, evet. Oynamıştım. Esas hani biraz daha farklı şeyler yapma çabası içerisinde olduğumu hissettim. Yaptığım her iş benim için çok önemli. Yani Gümüş'ten bu yana gelen bütün süreç benim için çok önemli. Ama hani sadece olgunlaştım hocam. Arada öyle seneler diye bir şey seneler yok. Seneler geçmiş ama yok. Ahmet abi sen ne diyorsun Kıvanç'ın oyunculuğu için, Mert'in oyunculuğu? Ama yani Kıvanç'ı sorduğum için özellikle ondan başladım. Yani sen hani Leyla ile Mecnun'dasın. Orada da çok sevdiğimiz oyuncu dostlarımız, arkadaşlarımız var. Başka bir kalemiş, komedi. Ama yani bir sürü de işin içinde oldun. Tiyatronun içinde oldun. Bayağı bir değişim değil mi adamınki yani? Bir garip bir şey. Filmin içindeyken sen ne gördün? Yani evet bayağı bir değişim. Hızlı bir değişim. Giderek de söylediğin gibi çıtayı yükseltti. Bence uluslararası alanda da şansı olacak oyuncu arkadaşlardan biri.
Vallahi bence de. Kesinlikle. Mert için de aynı şey. Yani filmi severin görürsünüz. Mert'le de konuşacağız şimdi ama. Mert için de, Kıvanç için de, Belçim için de cidden yani filmde bir sahneler var. Al işte abi tam yani yurt dışında seyrettiğin filmlerdekinden ne farkı ben var diyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bahsettiğimiz 15 dakikalık uzunluk meselesinin de sorumlusu bu arkadaşlardır. Çünkü gerçekten kesemedim çok diye. İyi oynadılar ve yani oyunun sonuna kadar izlemek istedim. Çünkü biraz da bu çok sıra dışı bir performans. Yani 20 kilo veriyorsun. Kaç hiç kilo bilmediğin ben? Bir işte 20 kilo aslında. Gitti. 20'ye yakın. Ben vermedim. Benim gösterdim. Yok yok. Ahmet'e verdiler. Bana verdiler. Mert sen kaç kilo verdin? Ben 16 kilo verdim. 16 toplamda. Kilo verdin. Yani 82 kilo başlayıp 66 kiloya işte bir ölüm sahnesinin olduğu evrede 66 kiloya inmiştim artık. Ondan önceki film için de kilo vermişsin. 10 kilo almışsın ondan önceki film için. Abi evet Atlı Karınca için almıştım. 10 kilo aldım. Yine... Ondan önceki için de vermiştin yine. Evet işte öyle ortalamayla. Bu ne acayipmiş abi. Bünye dayanmaz buna. Şimdi... Yine mi rol geldi kardeşim falan diye yani. Ya Beyazıt şimdi bir de şöyle bir durum var. Sette biz çekim yaparken o sırada televizyonda bazı açık oturumlar yapılıyor. İşte bazı kişiler çıkıyorlar diyorlar bu Kıvanç ne yapıyor? Sağlığıyla oynuyor falan. Biz de seyrediyoruz. Bir yandan da bunun müsebbibi de benim. Yani bir yandan mesela özellikle son sahnesini çekerken iki günde hiçbir şey yememiş yani o sahne için. Bayağı endişeli dönemlerden geçti. Neyse biter bitmez. Dedim şimdi yiyin. Yiyin. Ailenize sizi tam teslim edeyim. Şimdi bu arkadaşlar kilo verdiler ve filmde oynayabildiler. Fakat bazı arkadaşlar var ki bunların anlattıklarım gerçek hikayeler. Gerçek hikayelerden bahsediyorum. İçinde abartma yok. Bazı arkadaşlar var ki bu filme girmek istemişler. Sevgili Yılmaz Erdoğan, 40'ar kilo vermezseniz sizi oynatmam demiş. Gerçekten de verememişler. Ve haklarının yendiğine inanıyorlar. Bir arkadaşımız yine... Bunlar hep Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularından. Gerçekten de. Yine bir arkadaşımız, çok sevdiğiniz bir arkadaşımız. O filmin içine girmiş, oynadığı halde çıkartılmış. Doğru. Yani bu filmler sizin bildiğiniz gibi değil. Bir film yapılıyor. Çok sevdiğimiz dostlarımız aradan kurtuluyor. Ama geride kalanlar var. Çok adam harcanıyor. Doğru olsa. Gerçekten de. Ve bu arkadaşları bir araya getirdik. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Benim derdim Yılmaz'da sadece oyunculuk değil, genel derdim var. Hep beraber bu acıklı hikayeyi izleyelim. Buyur. Bir gün beni Yılmaz abi aradı. Dedi ki İbo'yu da al gel dedi. Ofisteyim bekliyorum dedi. Kelebeğin Rüyası ile ilgili bir şeyler söyleyecekmiş. Aldım İbo'yu da gittik. Dedi ki... Eser dedi, eğer 40'ar kilo verirseniz Kelebeğin Rüyası'ndaki başroller siz olacaksınız dedi. Şimdi ben açık konuşayım, biz 40 kilo vermedik. Veremedik. Denemedik. Şimdi seni satmak gibi olmasın kardeşim ama ben bir 3 kilo verdim. Hiç üzüldüm. Ama bu çabamı takdir etmedikleri gibi bana rolü de vermediler. Ne oldu? Üzüntüden 10 kilo aldım. 7 kilo zarardayım ben ya. Hadi filmi geçtim. Filmi bu köşeye bırakın yani. Bu 7 kilo zararın hesabını kim verecek bana ya? Hesabı kim verecek ya? Hesap ya! Hesap! Çek please! Tamam sakin. Çek! Ben Kelebeğin Rüyası'nın en büyük mağdurlarından biriyim. Yılmaz abi beni bir gün aradı, çağırdı, gittim işte. Gel dedi Oğuzhan'cım, koçum, aslanım, en yetenekli öğrenci falan övgüleri geçiyorum. Dedi seni Kelebeğin Rüyası'nda başrol düşünüyorum ama bayağı bir kilo vermen lazım falan. Tabii ben bu haberi alınca... Başladım soğan ekmek yemeye. Sadece soğan ekmek. Hatta bir yerden sonra iyice gaza geldim. Ekmeği de bıraktım. Sırf soğan yedim. 3 öğün soğan. Sonunda ne oldu? Rolü kaybettiğim gibi eşimi, dostumu, arkadaşlarımı da kaybettim. Leş gibi kokuyorum ben şu an. Bak kameraman da kaçtı. Bana teklif bile gelmedi. Günlerce telefonun başında bekledim ben. Sıfır cevapsız arama. Annem aradı, bakkal aradı, eski sevgilim aradı, pislik. Telefon şuramda uyudum ben. Belki Yılmaz Erdoğan bir gün arar diye. Şimdi o yediğim radyasyonun hesabını kim verecek bana?
Ben Yılmaz'ı İstanbul'a ilk geldiği günlerden beri tanırım. O zamanlar Beyaz Şov'una daha yeni başladığı zamanlar. Kardeşim dedi, senin dedi tarzını çok beğeniyorum. Seninle bir film yapalım dedi. O gün bugündür bekliyorum. Tarzımı da hiç değiştirmedim Yılmaz. Yılmaz beni böyle sevdi diye 17 senedir Beyaz Şov'u da hiç değiştirmedim. Beyaz Şov niye değişmiyor diyenler var. Şimdi artık Yılmaz düşünsün. Hadi biz yokuz filmde. Kim var? Mert ve Kıvanç. Kıvanç Tatlıtuğ ile Mert Fırat. Ya. Bırak Allah'ını seversen ya. Benim daha diyecek bir tek kelimem yok benim bir tane. Ya sinema da eskisi gibi değil ki kardeşim ya. Post prodüksiyon diye bir şey var ya. Şimdi sen bilgisayarda benim kafayı kes. Kıvanç Tatlıtuğ'unkini koy. Kafa Kıvanç, vücut İbo. Al sana mitolojik bir hayvan ya. Ya fantastik seyircisini de çağırıyorsun sen filme. Ya bir şeyi ikiye katlayacaksın belli ki ya. Ya kardeşim bırak. Ya sana bir şey soracağım. Kıvanç mı ben mi? Kıvanç mı ben mi? Neyse ben 3 ay soğan ekmeği yedim. Son gün çağırdı beni. Oğuzhan dedi. Sen de şair tipi yok. Ya Allah aşkına. Şimdi mi anladım ben de şair tipi olmadığını? Çocuk oyuncağı mı bu? Bu yaptığın ayıp değil mi filan gibi şeylerin hiçbirini söylemedim. Sonuçta her an bir şeyler yazabilecek biri kendisi ve her an bir rol verebilir. Eline bakan insanlarız. I love you hocam. Bakın bana tenkit geldi. Tehdit geldi. Tekzip geldi. Tertip geldi. Gerçi bunlar da tek tük geldi. Ama teklif gelmedi ya. Gelmedi. Bakın ben hakkını yemeyeyim. Bana kilo ver demedi. Ben kendiliğimden verdim. Belki beni bir yerde oynatır diye. Filmi çekeceğiz dedikten sonra da ben defaten kendisine sordum. Yani hocam ne zaman çekeceğiz? Ben size başka bir şey söyleyeyim. Organize işlerdeki Tolga Çevik ilk başta bendim. Kelebeğin Rüyası'ndaki Behçet Necatigil de ben. Hepsini geçtim. Bunların hepsini geçtim. Vizon Tele'deki City Ana bendim. Gitti Demet Akbağ'a verdi. Bu filmleri bir de bu gözle izlemenizi rica ediyorum. Sonra gönlümü almak için küçük bir sahne verdiler bana. Gittim oynadım. Onu da montajda atmışlar. Hadi Yılmaz abi attı. Anladım. Kıvanç, sen niye korumadın kardeşini? Sen neydi sahnemiz? Ha Kıvanç? Kime diyorsun Maviş? Sarı! Bundan sonra benim için Kıvanç Tatlıtuğ değil, sıradan alelade bir sarısın sen. Sarı! Ne yapıyorsun sarı? Sadece film olayı değil ya. Yılmaz sürekli oynuyor benimle yani. Bak beraber eve çıkalım dedi bana. Gitti sonra Belçim'le evlendi. Yani sıkıntı biraz da oradan kaynaklanıyor yani. İşte düğün yapıyoruz dedi. Kimseyi çağırmıyoruz. Kendi aramızda yapıyoruz dedi. Nasıl kendi aranda yapıyorsun? Ya ben basından öğrendim ya düğünün nerede olduğunu. Ben o günden beri hiç kimsenin düğününe gidemedim ya. Düğünlerde acayip şeyler yapmaktan korkuyorum biraz da. Benim olayım biraz başka aslında. İkimiz bir iddiaya girdik, bir kız üzerine. İkimiz de birer şiir yazacağız. Kız hangisini beğenirse o kazanacak. Bir kızın şiir beğenmesi şairin de beğeneceği anlamına mı gelir? Filmi bir de bizim farkımızla izleyin. Giri bu. İkimiz bir iddiaya girdik, bir kız üzerine. Kız kimin şiirini beğenirse o kazanacak. Benim ne haberim yok? Ne oldu, korktun mu? Bir kızın şiiri beğenmesi şairin de şiiri beğendiği anlamına mı geliyor? Sizce hangisi bu? Takdir Türk halkının. Ne? Kocaman alkışlar sevgili BKM oyuncularına, Esere, İbo'ya, Zeynep'e, sevgili Oğuzhan'a ve Beyaz Şov ekibine gitti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederiz. Devam edeceğiz hocam bir parça. Bülent'ciğim ne yapalım? Bu arada dinlemek isteyenler, bu arada bir albüm var. Ne zaman çıkacak albüm? Ne yapıyoruz? Vallahi çalışıyoruz. Biraz ağır ağır gidiyor ama o
bizim için faydalı. Yani aceleye getirmiyoruz. Aceleye getirmiyorsun. Kendi parçalarım mı yine? Kendi parçalarımız abi, var. Abi sen söylemekten imtina ediyorsun da çalacakların nasıl var ama. Bir söyle, ben gerçekten de bilsinler istiyorum. Hangi parçalar senin, bu bizim bildiklerimizden? Bir kısmına en azından. Ben söyleyemem onu, Hande söylesin. Hande sen söyle. Cennet. Kaçak. Kaçak. Lale Devri. Lale Devri. Bozuyorum yeminimi. Bozuyorum yeminimi. Benim yerime de sev. Benim yerime de sev. Begonvil. Deli kızı. Benim yerime de sev zaten o. Aynısı. Ha? Onun aynısını ben yeniden söylemiş oldum. Yani duymadılarsa diye. Şimdi hangi parça hocam? Şimdi böyle filmlere biraz şey, çok özgün, çok güzel bir grubumuz var. Ben çok seviyorum onları. Ezgi'nin Günlüğü'nün çok güzel bir şarkısı var. Saklasam seni, sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Gitme gitme gittin yollarda, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevgili, incitir beni. Uzansam unutmam seni. Yokluğa yol yol olsam, uzansam unutmam seni. Gitme gitme gittin yollarda, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevgili, incitir beni. Akşam vakti sardı yine hüzünler, kalbim yangın yeri, gel kurtar beni senle. Akşam vakti dolaştım sokaklarda, yırtık bir afiş seni. Alkış daha alalım çünkü hak ediyorlar gerçekten. Ya ne acayip ses ya. Hocam kimler geldi, kimler geçti mi seninle, kimler çalıştı? Akrep Nalan'dan. Hangi tondan? Hayır. Kimler Akrep Nalan çalıştı seninle? Çok yani, boşver. Hadi konuşmayalım diyorsun. Aynen öyle. Abi ne zaman geldiysem geri çevirdim be abicim. Evet peki, aramızda maden mühendisi bir abimiz var Zonguldak'tan. O da madene inenlerden yıllardır. Bir isminizi alabilir miyiz? Adım Sefa Elibol. Sefa abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size Zonguldak'tan bütün madencilerin selamlarını getirdim. Biz de buradan selamlar, sevgiler, hürmetler gönderiyoruz. Allah kolaylık versin diyoruz. Filmin... Manımız
filmin danışmanlarından. Çok büyük katkısı var yani. Çok evet, teşekkür Sefa ederim. Evet Sefa abi, filmde şöyle bir durum var. 1940'ların Zonguldak'ı ama yani enteresan bir bölüm gerçekten de balolar düzenleniyor. Efendim daha güzel bir hayat yaşıyor fakat bir taraftan da zorunlu olarak madende çalıştırılması gereken 15 ve 15 yaşından başlayarak madende çalıştırılması istenen maden işçileri var. Bu iki hayat arasındaki farkı da gösteriyor. Çok enteresan gerçekten de o tarafları da görünmeye değer. Bu bilgileri siz bir Zonguldaklı olarak zaten temelden biliyordunuz. Yılmazlar geldi, sizden bir şeyler istedi. Siz elinizden gelenleri verdiniz. Zonguldak böyledir, halkı böyledir, buradaki yaşam böyledir. Maden işçilerinin durumu budur diye anlattınız. Çıkan filme baktınız. Kafanızdaki filmle çıkan film aynı mıydı? Zaten Zonguldaklılarla röportaj yapılmış. Büyük gurur duyuyorlar. Hani Yılmaz böyle bir şey yaptı ama sizin hislerinizi öğrenirim. Neler gördünüz? Ben sinemadan çıktıktan sonra bu iş ancak bu kadar olur dedim. Ve Yılmaz Hoca'yı gönülden tebrik ettim. Ancak kendisi orada yoktu. Çok yorgundu. İstirahat halindeydi. Görseydim kucaklayıp iki gözünden öpecektim. Ama göremedim. Fakat şunu yine söylüyorum. Bu iş ancak bu kadar olurdu. Harikasın. Benim iş yerim bir sinema platosu gibidir. Film platosu gibidir. Birçok film çekildi orada. Yani şu anda vizyonda olan, daha önce vizyona girmiş birçok film orada çekildi. Birçok yönetmenle de ben çalıştım. Evet. Yani ben sinemacı oldum bir yerde. Evet. Yılmaz Hocam gördü bunu, biliyor zaten. Tabii. Ama gerçekten bu kadar ciddi, bu kadar önemsenen, bu kadar disiplinli bir çalışma inanın görmedim. Harikasın. İnanın görmedim. Tebrik ediyorum hocamı. Evet, bu da Zonguldak'a denk geldi. Ne güzel oldu ya. Bu sözleri ben hocaya şu ana kadar söylemedim. Evet. Ama şuramdaydı. Fırsat verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Rica ederim abicim. Ben teşekkür ederim. Ne çok demek harikasınız. Mikrofonu bir tane Zonguldak'ta maden işçisi bir arkadaşımıza da verebilirsek. Bir arkadaşımıza hemen çok kısa bir düşüncelerinizi alalım. Ben önce teşekkür ediyorum. Bu filmi de rol aldık. Gerçekten takdir ediyorum, teşekkür ederim. Çok büyük gurur. Anlatılmayacak bir gurur. Gerçekten anlatılmayacak bir gurur. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Çok biz sizinle çok gurur duyuyoruz. Yıllardır şunu söylemek istiyorum. Yıllardır siyasetçilerin anlatamadığını Yılmaz Erdoğan geldi, çekti, anlattı, gitti. Anlattı. Başka bir şey demeye gerek yok. Bazen bu işler böyle bir filmle anlatılır. Doğru söylüyorsun. Doğru. Zaman peki son bir tane alalım sonra yine döneceğim oraya. Ben de Ali Kırca gibi oldum bir an. Kendimi niye? Son birisi daha sonra yeniden döneceğim ben size. Evet. Evet. Benim adım Savaş Erdemir. Ben 6 senelik maden işçisiyim. Ben 17 Mayıs 2010 senesinde Grizi'ye mağdur kaldım. Grizi patladı benim olduğum yerde. 30 tane madenci arkadaşım şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ben buradan hepsini rahmetle anmak istiyorum. İnanın bana kim ne derse desin madencinin halini madenci kimse anlamaz. Peki. Ben Yılmaz Bey'e, Kıvanç Bey'e, Mert Bey'e hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizim bir nevi de olsa ufacık da olsa içimizdekileri anlattılar Türk halkına. Türk halkı bundan sonra madenci hakkında sessiz kalmayacaktır. Her zaman bizim yanımızda olacaktır. Ben buna inanıyorum. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alalım mikrofonu böyle. Arkadaşlar bu durup da böyle şeyler söylemek istemiyorum ama yani bilin diye söylüyorum. Yani benim de içimden taşıyor. Film gibi film. İzlemek istiyorsanız diyorsun. Yani film izlemek istiyorsanız. Yani daha ne diyeyim. Film izlemek için de yani veremli iki şairin hikayesi de var. Onların umut ışığı da var. Madencilerin hikayesi var. 1940'ların Türkiye'si var. İçinde şiir var. İçinde arkadaşlık var, dostluk var. Birazdan Mert'e de soracağım reklamlardan hemen sonra. Yani bu iki Kıvanç'la Mert'in arkadaş da olması lazım. Günlük hayatında. Yoksa çıkacak bir şey değil bu. Yani bu ikisi arkadaş olmazsa. Biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Reklam arası mı var? Evet, kısa bir reklam arası vereceğiz ama pardon atlamayalım. Evet. Bu 2013 kötü başladı ya. Yani gerçekten de kötü başladı. Çok sanat dünyasından çok dostumuzu, abimizi kaybettik. Sevgili Üstad
büyük sanatçı Müslüm Gürses, büyük sanatçı Metin Serezli ve yine büyük sanatçı Dinçer Çekmez'i kaybettik geçtiğimiz günlerde. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara başsağlığı diliyoruz. Sabır diliyoruz. Onlara da bir büyük alkış gönderiyoruz buradan. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Ayağımda Aceka kalıbıma sığma. Aceka'nın sunduğu Beyaz Şov devam edecek. Ayağımda Aceka kalıbıma sığma. Aceka'nın sunduğu Beyaz Şov devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'a ne sormak istersiniz? Mesela Kıvanç Tatlıtuğ olmasaydı kimi layık görürdü o role? Neden Beşiktaşlı diye sorardım. Çok Güzel Hareketler tekrar başlayacak mı? Belçim Erdoğan'a nasıl tavladığını sormak istiyorum. Çeyrek altının fiyatı ne? Çok Güzel Hareketler'deki oyuncu kadrosunun bu kadar başarılı olmasındaki etken nedir? Eşi zorlarsa Fenerbahçe forması giyer mi diye sormak istiyorum kendisine. Bu kadar evine bağlı nasıl olabildin diye. Şimdiye kadar çok güzel şeyler yaptı. Bundan sonra daha neler yapabilir? Kadroyu ne kadar geniş tutmak istiyor? O kadroya yeni gençler alacak mı? Yılmaz Erdoğan siyasete girmeyi düşünüyor mu? Tecrübeli bir sanatçı, siyasette de başarılı olur diye düşünürüz. Abi inşaatçılıktan komedyenliğe nasıl bir geçiş yaptım? Ben de bardak mısır satıyorum burada. Stand-up yapmak istiyorum, komedyen olmak istiyorum. Bana bir yol gösterir misin Yılmaz abi? Evet, devam ediyoruz. Telefon da alacağız. Ece Erdem Bol'dan bekliyor ama bir önemli bir sorum daha var. Şimdi filmde sanat ön planda çıkartılmak istenebilir. Ama sanatsal olmasın denebilir. Birçok şey konuşulabilir ama benim esas merak ettiğim şey konu şu. Real Madrid Galatasaray eşleşmesi ve gerçekten de merak ediyorum ne düşünüyorsunuz diye. Fenerbahçe Lazio eşleşmesi için ne düşünüyorsunuz hocam? Valla benim içimde Galatasaray'ın eleyeceği yönünde bir his var. Evet. Gerçekten bir his var. Ben güveniyorum. Ama Fenerbahçe'nin eleyemeyeceği yönünde. Yok, Fenerbahçe'nin hani, Fenerbahçe'nin görece kurası daha kolay gibi görünüyor yani Real Madrid ama artık o 8'in içine girdikten sonra... Evet ama yine de bir Malaga çıkaydı iyi olurdu yani gerçekten de. Kıvanç... Elersen sonra çıkar yarı finalde finale gidiyor. Hangi takım tutuyorsun abi? Galatasaray. Galatasaray. Ne diyorsun abi? Biz yani Real Madrid'i yenmiştik. Bence doğru. Bir... Süper Kupa'da. Bence bir sıkıntı yok. Bak. İşin acayibi o takım da Galatasaray'ın çok acayip bir takımdı. Bu takım da iyi takım, takım oldu yani. Bu takım da güzel takım oldu yani. Bence alırız, çok rahat alırız. İlk maç orada, ikinci maç burada. İlk maç orada değil mi? Orada. İlk maçı da alır o mısınız? O da bir avantaj. Ha? O da bir avantaj. Yani sevgili Beyaz şimdi... Ben alırız diye hissediyorum. Orada 1-1 olur, evet. Burada 1-0 alır Galatasaray, iş biter. Ve buradan Fatih Hoca'ya çok selamlar, saygılar. Tamam. Hocam inşallah. Evet. Gerçekten hangi evet. Takım okuyorsunuz? Beşiktaşlısınız siz de, evet. Ne çeşitli. Biz de ligde başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun, sağ olun. Ligde başarılar diliyoruz. Mert Bey. Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe. Yalnız bizde hangi takım konuşulursa konuşulsun alttan Fenerbahçe var. Vallahi bak sosyal medyada tepki varmış buna. Gerçekten tepki varmış. Bir de tepki bana gelsin. Bak ben demiyorum. Galatasaray'da Galatasaray çalın abi. Tamam mı? Galatasaray'da Galatasaray çalın. Tamam ne olur. Sana bana tepki. Ahmet abi hangi takım? Ben Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ne diyorsunuz? Ne olur bizim Lazio işi? Yani Lazio kötü bir kura değil. Yani çekebileceğimiz en kötü kura değil. Galatasaray'a nazaran en azından. Ama ben yani tabii Galatasaray için de 2000'deki duygu gerçekten var galiba şu anda. Abi bir de son maç Galatasaray'ın son maçında 3-2'lik maçta iyi kaptırdı takım ve iyi havasına girdi. Yani hani evet. Olabileceğini de gösterdiği için bence o gazla abi giderse. Ben... Sabahleyin kalktım Hürriyet gazetesi... Kura çekimi önce panoyu denerlerken orada şey sırasında kura çekimi sırasında hani prova yapmışlar. Provada da Barcelona Galatasaray
eşleşmesi var. Onun fotoğrafını çekip Hürriyet koymuş. Ha. Eşleşti diye. Ben de yeni kalktım ya. Bir, onunla ilgili tweet attım. İki, daha da ileri gidip Fatih Hoca'ya da mesaj attım. Mesaj, bak mesaj da şöyle. Hocam tebrik ederim. Barcelona'yı ancak siz getirebilirdiniz. Sonra kibar uyarılar geldi. Abi şaka herhalde değil mi? Çünkü daha çekilmedi o prova şeyiydi falan diye. Ben de dedim ki dur ya bir deneyeyim dedim yani sizi. Demeye kalmadan zaten Real Madrid. Yani neredeyse al birini vur ötekini abi yani ne olacak. Mert ne diyorsun abi maç için? Abi ben gerçekten Yılmaz abi gibi düşünüyorum. Hani orada bir berabere kalıp yani hani 1-1 ya da 0-0. Burada işin biteceğini düşünüyorum Galatasaray için. Fenerbahçe maçı için sordum abi. Fenerbahçe. Yok ben Galatasaray'dan gidiyorduk. Evet. Tamam, Fenerbahçe için bir şüphem olmadığı için ona ayrıca girmek istemedim. Yani. Her harika diyorsun ya. Bülent hangi takım abi? Galatasaray. Galatasaray. Hande? Fenerbahçe! Evet. Başarılar diliyoruz iki kulübümüze de. İlk defa buralara kadar geldik. Yani daha gitmişler de var tabii. Galatasaray gitti ama iki takım bir anda ilk defa buraya kadar geldi. İkisine de başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Şimdi bir telefon alalım. Ece Erdem Bol'dan telefon almadık. Alo. Ece Hanım iyi geceler. İyi geceler Beyaz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Neredesiniz? Orada mısınız? Neredesiniz? Ha buradasınız. Evet. Evet. Ne yapıyorsun? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Neler yapıyorsun? Okuyorum. İzzet Baycan Üniversitesi'nde. Hangi bölüm? Bolu'dayım. Fen bilgisi öğretmenliği. Fen bilgisi. Harika. Evet. Bizim zamanımızda biyoloji, fizik, kimya diye ayrılır da hala öyle mi de bilmiyoruz da yani. Yok yani tabii bölüm olarak var ama öğretmenlik olarak fen bilgisi öğretmenliği de var. Harika. Benim aklımda kalan bir endoplazmik retikulum kaldı. Ha? En önemlisi oydu zaten. Oydu ama bir de canımdan çok sevdiğim Golgi cisimciği vardı ya. Vallahi kardeşim gibiydi ya. Hani cisimcik ya anam. Yani yazık lan bunu niye bir kenara attın hani. Hücre çeperi bile iyiydi yani. Evet. Peki buyurun. Benim aslında birkaç sorum var. Evet. Atın onun için. Öncelikle Kelebeğin Rüyası'nı izledim ben de. Çok beğendim. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Yani özellikle seçilen yer, konu, kişiler mükemmeldi gerçekten. Benim merak ettiğim aslında bütün konuklara soruyorum. Evet. Yılmaz Erdoğan'ın zaten belli. Zaten şiir yazıyor ama gerçek hayatta diğer konuklarımızın acaba şiirle arası nasıl? Özellikle kendilerini anlattığını düşündükleri bir şiir var mı? Bunu merak ediyorum. Çok güzel soru. Ben hemen gidip bakayım ona. Evet. Var Kıvanç yazıyor. Kıvanç yazdığını zaten duyduk yani. Varmış hocam yazıyor musun doğru mu? Ya aslında bu sorunun üzerine çok enteresan. Bunu da ilk defa tabii hani soruya denk geldi şu anda. Gayet amatörce denemişliğim var. Hani daha geçmişte önceden... mi? Yoksa... Geçmişte denemişliğim var. Hatta profesyonel basketbol oynarken bir ara bir... Basketbolcu arkadaşlarımızla aynı evi paylaşıyorduk bir dönem. Ondan sonra bizim şeyimiz var. Yatağımızın başucunda radyo. Radyoda da her gece zannedersem yalanım olmasa ama haftada 3 gün 4 gün minimum bir yudum sevgi miydi programın ismi neydi? Bir şiir programı vardı. İşte programa telefon açıp her ilden herkes yazdığı şiir. Herkes işte yazdığı şiir veya işte önünde kitap var açıyor. İşte bunu okumak istiyorum falan. Arkada nı 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 o şeyler. Ondan sonra ben farklı bir isimle ne olduysa bana sanki tanınıyormuşum gibi daha basketbol oynuyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Neydi lakapla mı? Prenses 2 falan alt çizgi. Rumuz. Tabii aradım. Aradım. Hep öyle değil mi? Prenses alt çizgi 18 falan dedi. İlk okuduğum şiir Milyon Kere Ayten. Milyon Kere Ayten. Evet. Hocam Ümit Yaşar'dı değil mi? Ümit Yaşar Oğuzcan'dan başlıyor. Ben evet. Bir Ayten'dir tutturmuşum. Ah ne iyi. Ayten'le içkiler içip sarhoş oluyorum ne güzel. Abi bir dakika bu böyle hatırlıyormuş gibi değil yani şiir böyle çok, son anda geliyormuş gibi değil. Karartalım ortalığı. Tabii havaya girelim. Karartalım. Soğuk çocuklar çalışalım. Biz de çıkalım artık yavaş yavaş. Kıvanç burada takıl abicim sen istediğin kadar. Sana ben rahat davranabilir miyim? Rahat davranabilirsin. Senin ağzını yüzünü yiyelim. Oh be. Evet. Rahat. Heh. Şöyle.
Müziği de ver abicim. Evet, buradan biz kaptırı gideriz. Yalnız... Hocam şiir hazırlayın kafanızda. Şiir hazırlayın. Hazır da var abi. Tamam, o da var zaten. Evet. Onları zaten geçeceğiz oraya. Ama senin önce bu şiiri bir dinleyelim. Radyoya nickname'le katıldığın şiiri. Evet. Birazdan şarkıyı söylemeye başlayacak. O kadar kaptırdı ki. Hocam az biraz düşürürsek müziği. Yalnız öyle ya. Benim orkestraya fırça çekeceksen tamam, hiç. Evet. Evet. Ben bir Aytendir tutturmuşum, ah ne iyi. Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum, ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin, biraz Ayten sürüyorum, güzelleşiyor. Ne yana baksam Ayten'i görüyorum. Saatim ya Ayten'e beş var ya da Ayten'i beş geçiyor. Bu kadar aklımda şey oldu. İlerleyen dakikalarda Kıvanç Tatlıtuğ'dan tabii ki sizin de desteklerinizle bir Türk halk müziği parçası da dinlemeye çıkacağız efendim. Arkadaşlar bu bir show programı. Buraya çıkan değil mi yani? Tabii, hocam haksız mıyım? Tabii canım. Yıllardır geldiniz ne istiyorsanız yaptınız ne istiyorsanız. Neler yaptık biz burada? Yani evet. Beyazcığım daha yeni programdan geldim ben de. Yeni programdan geldim. Sesim biraz... İyi olmayabilir bugün. Ne yapıyorsun? Ondan... Ekstraya mı çıkıyorsun? Bu neymiş ya? Genelde diyorlar ya böyle. Şiir... Sana şöyle soracağım ya. Yılmaz seni tavlarken, açık konuşalım. Şiiri kullandı mı? Bana yazdığı şiirler var ama tavlarken çok kullanmadı. Çok acayip adamsın. Çok acayip. Çok aklımdan da ya geçmedi. Şu yaptığın hareket şiirsel mi? Bazen şiir bir yumruktur. Döner kendine vuruyor. Ben bunu söylerken Ahmet abinin bana bakış buydu. Allah senin belanı vermesin. Ben her katılımda burada oturuyorum, dayağımı yiyip gidiyorum. Tabii abi buraya oturan çok acıdı gerçekten. Tabii, bak, şu, nedense ama ben biraz böyleyim ya, sıkıyorum. Sıkıyorsun. Sevdiğimden sıkıyorum. Şimdi bak Ahmet abiye sarıldan sıkamam mesela gerçekten. İstersen yer değiştirelim sık. O öyle değil de sıkıyorsa sarıl diye. O daha doğru olur. Belçim'cim sana şiir mi yazdı Yılmaz tavlarken? Bana sonra şiir yazdı. Aslında ilk evlendiğimiz zaman Bodrum'a gitti turneye. Ve ilk şiirini bana dönerken yazmıştı. Ne diyorsunuz? Yılmaz peki mi? Bir şey söyleyeceğim. Yazdı. Mesajla mı gönderdi? Hayır, telefon açıp zaman, geldi. Sabaha karşıydı. Beni uyandırıp okumuştu. Ben de böyle gözyaşları içinde. Çok acayip. Hiç unutamıyorum. Sahiler düş, düşler sahi. O da bir dakika. Müzik. Hayır şu anda değil. Aman çocuklar bunlar yok, hep reyting. Aklımda değil. Aklımda değil o şey. Bunlar hep reyting. Başka bir şey oku. Başka bir şey. Oymuş peki, gibi tane... oku. Etmeye. Etmeye okumayayım şimdi de. Etme. Bir tane Behçet Necatigil'den okuyayım isterseniz. Peki o zaman şarkıcı gibi hazırlığımız ona göre filan. O zaman şöyle yapalım madem öyle. Sevgileri oku abi sevgileri de yok. Madem öyle şöyle yapalım. Hem Behçet Necatigil'den okuyalım büyük ustadan rahmetli ustadan. Hem Muzaffer Bey'den hem de Rüştü Bey'den. Öyle sırayla gidelim. Bugün evet öyle sırayla gidelim. Evet. Tamam. Ustanın bu şiiri tabii bizim film yaptığımız döneme ait bir şiir değil. O yüzden filmde kullanmadığımız bir şiir ama bence bizim filmin de ana fikrini çok güzel anlatan Türkiye'de yazılmış en iyi şiirlerden bir tanesi. Sevgilerde. Buna mı okuyayım yoksa? Onu oku abi nasıl istersen. Bize de bir şey çalın. Sevgileri yarımlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi. Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Kimden Kıvanç? Halbuki benden önce gelmeden hazırlandım işte. Kimden? Muzaffer Tayyip Uslu. Evet. Rüştü'den gelen mektup. Aslında onu bir söyleyeyim çünkü Rüştü'nün ölümünün üzerinde Muzaffer'in yazdığı şiir bu. Rüştü, şair işte onun ölümünün üzerine Muzaffer Bey'in yazdığı şiir. Arkadaşının ölümü üzerine. Önce bütün şairlere selam. Sonra şunu söylemek isterim. Ölüm hiç de güzel değil. Ne sabah var ne akşam. Sokakların ellerinden öperim. Bana yaşamasını öğretmişlerdi. Dost olsun, düşman olsun, insanlara iyi günler dilerim. Söyle sarı saçlı daktiloya, ben yokum artık. Vefasız dostları hatırlat. Kimseye kalmaz o dünya. Nasıl unuturum, güzeldi yaşamak. Fakat hakkı varmış Oktay'ın. Hatıralarda dal istiyor, kuşlar gibi konacak. Güçlü Onur, sen. Rahmet bekleyen insanların rahmet yüklü bulut ol semasına. Yalnız sen boşalt nasibini, aç ve tok toprağa. Yağmur ol, bulut ol, şarkı ol. Yalnız esirgeme kendini bizden. İçinde yüzdüğün denizden daha derindir gecemiz. Boşal ey yağmur, boşal artık, yeter susuzluğumuz. Çatlayan dudak, çatlayan toprak ve namütenahi uykusuzluğumuz. Behçet Hoca'dan, Behçet Necati Gil, Kaplar Deniz'in Yüzünü. Kaplar Deniz'in Yüzünü, unutulmuş uykularda, şimdi değişmiş, kayıp, şimdi bir başka uzak. Kopmuşsanız yıllar yılı sürmüş bir yaşamdan, kapanmışsa o sayfa, içinizde bir ezik, garipsi türkü, şimdi artık yoksa, daralan gecede boş yeri aramak sevinci, beraberken acıyan, ayrılınca niye böyle çekici? Neden ilk yağmurlarda sonbahar, İlk soğuklara doğru ürperti, hatırlanır savrulan yapraklarda, vardı. Ben şimdi başını alıp giden mavi bulutun muyum? Sislerdeki evin önünden geçsem, camlarda bulur muyum? Belçim. Sen evet, sen film filmi geldi aklıma değil mi? Kız. Ya bu filmi işte izleyenler herhalde daha iyi anlarlar. Behçet Necati Gil Zonguldak'ta bir şair ve bu iki şair 20'li yaşlarındaki liseyi bitirmiş ve memur hayatı, memur olarak da Zonguldak'ta çalışan bu iki şairi, veremle mücadele eden bu iki şairi hem bir taraftan daktilosunu veriyor onlara, hem bir taraftan şiir yazmalarına yardım ediyor, hem de o dönem en önemli dergi, Varlık Dergisi'nde bu şiirlerin yayınlanması için de, bu çocukların şiirlerinin yayınlanması için de ellerinden gelen her şeyi yapıyor Behçet Necati Gil. Çünkü bunlar hastalık, nereye gittikleri de belli. Korkuyorlardı ama bir taraftan da bu şiirler ayakta tutuyor ve bir gün o Varlık Dergisi'nde bir şiirlerinin yayınlanması bile onları gerçekten çok hayata bağlıyor. Behçet Necati Gil hastalık ilerleyince önce Rüştü Onur'u, daha sonra da Muzaffer Tayyip Bey'i kendi imkanlarıyla, ceplerindeki son parayla Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne getiriyor. Filmi de anlatmayayım ama yani bu şiirler de anlam kazansın istiyorum. Tabii. Böyle havada kalmasın istiyorum gerçekten. Bize ne yazık ki sinema, çok ağlayacak mıyız, çok gülecek miyiz? Sineması haline gidiyor yavaş yavaş. Sinema yapıldı mı? Güldüm mü abi? Çok güldüm abi. İyi gideyim. Ağladın mı? Çok ağladım.
Yani çok ağlamıyorsa çok gülmüyorsun. Filmi izleyeceğiz. Ama ben ağlamaya ya da gülmeye gitmek istiyorum abi, durumuna doğru gidiyor. Bu film onlardan bunun önünü kessin diye yapılmış filmlerden bir tanesi. Böyle filmler yapılıyor ayrıca ama bu onlardan bir tanesi. Onun için filmin hakkını vermek için bunları söylemek durumunda hissettim. Şiirler havada kalmasın diye söylemem. Yani çok önemli bir konu bence bir yandan da. Hani iki şairin de, üç şairin de özellikle hani Rüştü ile Muzaffer'in durumları çok farklı tabii hastalıklarından dolayı. Yani onlar hastalıklarını yanlarına yoldaş almışlar. Hani bizim şu anda böyle birçok daha eremediğimiz noktaya ermiş adamlar. Yani hani ölümle dost olmak diye bir şey vardır ya. Evet. Hani onu sürekli yanında taşımak. Bu çok trajik ve biz şu anda çok trajik anlatıyoruz bunu ama onlar için o kadar trajik değildi. Aslında yani onlar evet. Bunu içlerinde doğru. Barındırıp bir dost gibi alıp bu ironik şiirleri yazdılar. Yani ölümle dalga geçen, ölümle savaşan, onun yanına yoldaş eden, onunla yatıp onunla kalkan ama bunu her seferinde unutan, hatta birbirine bile hatırlatmayan bazen. Ya bununla dalgasını geçebilmek çok önemli. Bu erdeme erişmek çok büyük bir durum. Yılmaz abi hep şey diyor, bu adamlar şiirin yüz metrecileri. Yani gerçekten hani şurada bazen iki satırda, bazen hani dört satırda fırtınalar kopartıyorlar ve hani böyle gülümseyerek başlayıp hüzünle bırakıyorlar. Filmin içinde de bu etki aynı şekilde var. Evet, bu adamların hüzünleri, o dönemin hüznü, trajedisi ama aynı zamanda da bunun ironisi. Yani Yılmaz Erdoğan ve bu mükemmel ekip hep bu ironiyi bir yerde tutarak bu filmi çektiler ve serüven hep öyle devam ediyor. Benim mesela Muzaffer'in diyor ki çiçek koparmak olsun isterdim bütün günah ellerimin, olmadı işte. Yani kendiyle ilgili kendi derinliklerine kadar giden, kendiyle de dalga geçen aslında evet. Çok enteresanlar. Zaten şiirlerindeki bu yaşama sevinci bu filmi yazdırdı bana. Çünkü yani meselemiz acıklı bir hikaye anlatmak değil. Onların hikayesini değil, bizim hikayemizi anlatmak aslında. Kendi eksiğimizle yüzleşmek için. Yoksa onları acımak için değil. Biz bir veteran yapsak, girsek mi girmesek mi diyorum ama. Yani bu çok ağlayacağız mı, gidince güleceğiz mi diyenler var yani. Hani yoksa gitmeyelim sinemaya diyenler için. Yani bu filmi gidince ağlayacaksınız. Biz biraz da abarttık. Bakın nasıl ağlayacaksınız. Bir izleyelim, buyurun. Bu filmi izleyenler. Gözler, gözleri, bakmak... Ne gözleri ya? Darmanında vücudumu günler taşa tuttu. Çivilenip kaldı ufkumda. Mevsimler var. Yağmur bulutu. Kapalı kaynar tencerem bilinmez. Et mi pişer? Dert mi pişer? Aslında insanlar tokalaşınca veren bulaşmaz. Olsa olsa biraz sevgi bulaşır, o da unutunca geçer. Neden soruyorsun? Çocukların nedenini anlatıyor. Benim kızım da uzun kuru. İyi olmaz sizin için. Bin bir zahmetle ciğerleri özelleştirmeye çalışıyoruz. Bir de başımıza kalp işi çıkarmıyoruz değil mi? Şerefine kaldırıyorum bu olmayan şarap kadehini. İçelim üstad. En güzeli, güzelliğini hatırlatmak isterdim. Aynalardan evvel. Ne kucak açar hatıralar, ne de dönerler gemiler birden. Ya ağlamak mı? Ağla o zaman, ağla yani. Ben bir tane daha VTR'miz var, onda gireceğim Kıvanç'la ilgili. Kıvanç gelmiyor. Gerçekten de gelemiyor adam. Çok da sevmiyor. Ekrana çıkmayı da sevmiyor gerçekten de. İki kere de ben daha önce kendisine ulaşmaya çalıştım. Fakat ağzımın payını aldım. İzleyeceğiz. Bu sefer çok güzel bir döneminde yakaladım Kıvanç'ı. Gece kendisiyle konuştuk ve onun üzerine gelme kararı aldı. Hep beraber izleyelim. Kıvanç'ı nasıl ikna ettim? Nereye a**lar ya? Nereye a**lar atıyor? Hadi söylerim. Nereye a**lar? Aa, Kıvanç online oldu. Ne haber Kıvanç? Merhaba. Hayırdır, uyumadın mı sen hala? Yok ya, uyumadım valla. Programa çalışıyorum. Baksana şu halime. Bir seni görünce bir merhaba diyeyim mi demeyeyim mi dedim. Son iki telefonda çünkü bana bir demediğini bırakmadın ya. Abi bu hafta gelsene bizim programa ya. Ne diyorsun lan sen sabah sabah?
Ne diyorsun oğlum sen sabah sabah? Ya bu hafta Güney ile Simay geliyordu bizim programa Beyaz Şov'a. Sen de gelsene. Söyle geleyim ciğerini alayım senin. Neredesin? Ama hadi yani bir merhaba diyeyim dedim. İyi yaptın iyi. Vay lan adamın iyi saatine denk geldik ya. Sen ne yaptın ya? Ne var ne yok? Nasılsın? İyi vallahi ne olsun işte. İş güç koşturmaca. Sen nasılsın? Hastayım Kıvanç ya. Nasıl hastasın ya? Doktora gittin mi sen? İlaç alıyor musun? Yok gitmedim de böyle bir eski tadım da halim de yok yani. Böyle enseden sırtımdan başlıyor. Arkaya doğru böyle bir terleme, kuyruk sokunma kadar. Omurilikte falan bir üşüme affedersin. Böyle kabızlıkla ishal arası bir şey yani. Geçmiş olsun ya. Dikkat et kendine. Vay oğlum adam pamuk gibi olmuş lan. Bu ne lan yüklen Beyazıt. Kıvanç ya bak ne diyeceğim sana. Bu hafta bak Belçimler geliyor, Yılmazlar geliyor, Ahmet abiler geliyor, Mert Fırat geliyor. Bu Kelebeğin Rüyası sizin filmle. Geliyorsun değil mi bu hafta? Hakkınızda hayırlısı olsun. Nasıl hakkımızda hayırlısı olsun ya? Sen gelmiyor musun abicim? Oğlum acayip güzel program olacak lan. Deli gibi hazırlık yapıyoruz ekiple beraber. Sürprizler hazırladık, VTV'ler hazırladık. Sen bana bunu anlatmak zorunda değilsin. Ya nasıl değilim? Allah'ını seversen zaten gecenin bir yarısı iki erkek webcam'den konuşuyoruz. Yani saçma bir hal yani. Tamam da bu durumun benimle, yani bizimle hiçbir ilgisi yok. Biliyorsun bunu. Yani beni düşünerek bir adım atma. Sakın. Bak Kıvanç, bak Ahmet abiler de tamam. Hani Ahmet abiler, Yılmaz da, Belçin, Melçin, tamam Mert falan hepsini çok seviyorum da... ...senin yerin ayrı. Senin yerin ayrı. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Ne oldu lan? Bilgisayar kapandı lan. Ana. Görüntü gitti. Sende var mı görüntü? Ulan nereye bastım ben? Ana bütün görüntü gitti ya. Ne oldu görüntü gitti? Kapattın mı? Ne oldu? Gittim zannettin değil mi? Ha? Panikledin mi? Neyse bana bak. Sen madem hastasın... Oh saat de geç oldu. Hadi artık sen şunu kapat da bir dinlen. Yok be abicim geçti benim hastalık ya. Vallahi geçti iyiyim iyiyim. Açıldım ben. Sen geleceksin değil mi şimdi Beyaz Şov'a? Ya gözlerin öyle demiyor ama bak gözlerinde uyku akıyor. Nasıl ya? Bu gözlerden mi uyku akıyor? Oğlum şunlara bak lan vallahi cin gibiyim lan. Hadi Allah rahatlık versin. Kıvanç dur gitme Allah'ını seversen ya. Bir okey geliyorum dediğini duyayım. Ben de mışıl mışıl uyuyayım ya. İyi geceler. Kıvanç! Kıvanç! Kıvanç gitme! Kıvanç gitme! Şahane. Seninle gurur duyuyorum Beyaz. Vay! Telefonla konuşalım. Şimdi değil. Evet. Peki devam edeceğiz hocam. Bülent hocam. Efendim. Hande hocam. Buyurun. Ne yapacağız? Bir şey yapalım. Yapalım ne yapalım. Birazdan İpek de bizlerle beraber olacak. Filmin vallahi... müziklerinden bir tanesi sen değil mi? Biraz sonra. Ne yapalım abi? Duygusal anlar yaşıyoruz çok, şu çok, anda. Biz çok duygulandık gerçekten. Filmi daha henüz izlemedim ama... ben de şiir tabii önde. Sezen Aksu'nun yani bana göre yazdığı en güzel şarkılardan şiir hatta. Şiir olarak da çok beğendim. Bir gidemem yapalım diyorum. Hep yapalım beraber. Hocam. Çok güzel olur hem de. Bazen daha fazladır her şey. Bir ışıktan atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar an yetmiştir anlam. O zaman hemen git radyoyu aç. Bir şarkı tut ya da bir kitap oku mutlaka. İyi geliyor ya da balkona çık bağır bağırabildiğin kadar. Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor. Ama fazla da üzülme hayat geçiyor bir gün. Ayrılıktan kaçılmıyor. Çok zor hem de çok kısa
varsa hazinem bilir. Acının insana kattı neyi bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksik. Güzelleştirmeden can dayanmıyor. Yıldızların o ışıklı fırçası azıcık değmeden bu şahane hüzün tablosu tamamlanmıyor. Ben bu yüzden hiç kimseden acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı neyi bilirim, küsemem. Arkadaşlarımızı dinlemek isteyenler Sardunya'ya gidebilirler. Orada dinleyebilir. Evet. Doğru mu? Bekliyoruz. Doğru. Hangi günler Sardunya'da? Cuma cumartesi akşamları Fındıklı Sardunya'dayız. Sardunya. Ama önce seni bekliyoruz tabii. ve de daha kalamız kaldı. Biter bitmez oradayız. Vallahi çok seviniriz. Çok keyifli olur. İnşallah. Tabii Kuala Lumpur. Hepinizi bekliyoruz. Bursa'dasınız. Yazın Bodrum'dasınız. Evet. Devam edeceğiz. Şimdi şu parçanın üzerine bir bindirme, şu sohbetin üzerine bir bindirme daha yapacağım. Beyaz Show ekibi olarak dedik ki bu filme bir hediye, gönlümüzden ne kopar acaba dedik, düşündük ve bizce keyifli, anlamlı bir ödül, hediye daha doğrusu. İnşallah sizin için de öyledir. Bir saklayalım abi, göstermeyelim önce. Onu hatta ben şöyle alayım. Önce bu adamı bir tanıtalım size. Hasan'ı tanıyan var mı aranızda? Hasan Kaleli. Bu az alkış biraz sonra çoğalacak. Çünkü Hasan Kaleli bizim program, benim çok sevdiğim bir dostum. Bizim programımıza da bundan yaklaşık 1-2 ay önce, doğru mu Hasan? Doğru. Gelmişti. Hasan dünyanın en önemli sanatçılarından bir tanesi. Hasan bir minyatür sanatçısı, evet. Ama aynı zamanda leblebinin üzerine, çekirdeğin üzerine, incir tanesinin üzerine, incir tanesinin bir inciri açıp oradaki ufacık mikron kadar ufak bir incir tanesinin üzerine dünyanın en güzel portrelerini, dünyanın en güzel görüntülerini çizen adamlardan bir tanesi. Hasan Kaleli diye internete girerseniz onun dünyada ne kadar büyük olduğunu fakat Türkiye'de ne kadar küçük olduğunu ne yazık ki göreceksiniz. Gerçekten de. Hasan'a sadece rica ettim. Dedim ki şöyle bir fikrimiz var. Bunu dedim yapabilir miyiz? Ne demek abi dedi. Seve seve dedi. Benim için de çok önemli bir şey bu dedi. Sevgili Hasan, ben vereyim mi şöyle, göstereyim mi? Tabii ki. Sevgili Hasan, bir kelebeğin kanatlarının üzerine kelebeğin rüyasının afişini yaptı efendim. Buyurun. Oh.
Özgürce. Ne demek? Yakından görürseniz herhalde. Böyle bir şey. Evet, sevgili Hasan, harika bir adamsın. Çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle ben size bunu vereyim. Hasan, seni de şöyle koltuğun öteki tarafına alalım. Bir bölümde seninle beraber otururuz. Ne güzel olur. Nasıl yaptığını da gösteren bir videomuz var. Onu da biraz sonra göstereceğiz. Tebrikler. Teşekkür ederim. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Hak edenlere daha da güzel çalışıyoruz. Vallahi iyi oluyor. Eyvallah. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yine çok güzel bir bölümle karşınızda olacağız efendim. Aceka kalıbıma sığmam. Aceka'nın sunduğu Beyaz Şov devam edecek. Ayağımda Aceka kalıbıma sığmam. Aceka'nın sunduğu Beyaz Şov devam ediyor. Yılmaz abiyle film çektiği yer bizim köye yakın olduğu için ara sıra çay götürüyordum. Yanımda gevrek, çıbık, gofret, bazı zamanlar kısır götürüyordum, iyi olurdu. Filmin bir nevi beş çay sponsoru sayılabilirim rahatlıkla. Şimdi bu yanınızdaki delikanlı ne iş görüyor abi tam olarak? Sen ne yaptın? Bize bir anlat arkadaş. Şimdi bu filmdeki bisikletleri, tamiratları, o balatasını, frenlerini, lastiklerini ayarladın. Anan şeyi aradın mı? Yapar, ayarlar. Tamam, bizim edeyim, Mehmet meşhurdur bisiklet konusunda. Bir de Yılmaz abiye birinde ısrar ettim. Gel bu gece biz de yatıya kal diye. Sağ olsun gelmiş ama paçaları çamurdan geçilmiyor. Dedim böyle yatamazsın. Ben pijamayı vereyim sana. Al pijamayı onu giy yat. Sağ olsun Mehmet de temiz havlu falan getirdi. Öyle hatıralarımız da olmadı değil. Tamam, filmin ismi Kelebeğin Rüyası ama kelebek rüya görür mü? Gördüğünü varsayalım. Kelebek rüyasını kim anlatacak da birisi aktaracak? Böyle varsayımlarla bir yere varılmaz. Olsa olsa bu kelebeğin güyası filan bir isim olabilir. Ben bundan anlam çıkaramıyorum şahsen. Yılmaz epeydir hoş, kaliteli filmler yapıyor, izliyoruz zaten. Kaliteden ödün vermeden yaptığın filmin ödülünü alırsın. Nimet Külfet. Nimet Külfet. Yılmaz abi Mert Fırat'ın rolünü bana teklif etmişti. Ama iyi ki de oynamamışım. Zaten Mert gayet başarılı. Yılmaz abi de çok güzel işler çıkarıyor. Tebrikler. Evet, Beyaz Şov devam ediyor arkadaşlar. Bu arada bir duyurumuz var. Gırgır dergisinin efsane çizerlerinden, Mizah dergisi Pişmiş Geldi'nin kurucularından, unutulmaz karakterler Zalim Şevki ve Kelek Osman'ın çizeri Engin Er Gönültaş'ın Minare Gölgesi adlı kitabı çıktı. Bu da başyapıtlardan bir tanesi. Hemen söyleyelim, bir alkış da sevgili Engin Ergünültaş'a gönderelim. Unutmadan Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Ortaokulu İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Saadet Akmen, okula bir kütüphane kazandırmak ve öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı ve sevgisini aşılamak amacıyla bir proje başlatmış. Bu sebeple öğrencilerin sevdiği ünlü isimlerden kitap imzalayıp göndermelerini söylemiş. Bize de yapar mısınız dedi. Biz de seve seve dedik. Burada kitaplarımız var. İşte Rüştü Bey'in, Muzaffer Bey'in kitapları. Bunları şuradan bir kalem vereyim. Buradan imzalaya imzalaya Erzincan'a gönderelim. Herkesi de projeye davet edelim. Ödüllerimiz var. Dumlupınar Üniversitesi İshacık Meslek Yüksekokulu. 2013'ün en iyi şovmeni. Teşekkür ederiz kendilerine, sağ olsunlar. İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri 2012 en iyi talk show programı. Çok teşekkür ederiz Gelişim Üniversitesi'ne. Efendim, Kristal Fare, bu bizim için çok önemli. Medyafares.com 2. Kristal Fare Ödülleri. Sevgili Kubilay'a teşekkür ediyorum. En iyi talk show ödülü, bu ödül bizim için gerçekten de önemli ödüllerden bir tanesi. Ve ödül törenine gittim, Samsun'da beraberdik. Efendim, 19 Mayıs Üniversitesi 3. Medya Ödülleri en iyi talk show programı. 19 Mayıs Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. Zonguldak'tan gelen ödüllerimiz var, saatlerimiz var. Bir taş kömürü üzerine, onlara da çok çok teşekkür ederiz düşündüğünüz için efendim. Sağ olun, var olun. Harikasınız.
Programın son bölümüne yavaş yavaş gireceğiz. Biraz sonra İpek bizlerle beraber olacak. Albümün şarkılarından bir tanesini seslendirecek. Ama helal Brad Pitt'ten. helal Brad Pitt'ten. Gerçekten seyircilerimiz de çok istiyor. Bir türkü. Hadi Kıvanç. Hatta Yılmaz Hoca ile beraber de olabilir ya. Hocam olmaz mı beraber? Neden olmasın? Evet. Zaman... Zaten bunu sette beraber söylüyordu. Hangisini? Tabip sen elleme benim yaramı. Nerede mikrofonumuz? Mikrofonumuz nerede? Vallahi ben de değil. Mikrofon nerede? Arkadaşlar kapıları kapatın. Mikrofon kimde? Evet. Nerede mikrofonu? İpek için bir alayım. Kusura bakma. Bir tane de burada var. Tabip sen elleme benim yaramı. Beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa benden bu ömrün çalanı getir. Gel zarar bul getir, saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir. Yetara bul getir, saçlarını yol name iniliyor sazımdan. Dünyayı verseler yoksun gözümden. Dili bülbül kaşı kemanı getir. Yeter ha bul getir, saçlarını yol getir. Yeter ha bul getir, saçlarını yol getir. Ağzınıza sağlık. Ya bunu niye istiyoruz? Gerçekten de milletin kafasındaki sorular belli. Herkesin bizim aslında ne sormamızı istediği, kimin ne yapmasını istediği, biz onlarda şunu görmek istiyoruz. 40 yıldır programa çıkıyorlar ki yaşa görsek dediğiniz şeyler belli. Sohbet tamam ama bir de gerçekten de bu kısmı da herkes bir yaşamak istiyor, görmek istiyor. Programın son bölümüne geldiğimiz için hemen soruyorum. Bir şeyleri atlamayalım, kırıp dökmeyelim diye. Var mı atladığımız bir şey? Ya ben programın başına da böyle başlamıştık. Gerçekten bu çok değerli, büyük emek harcayan ekibime tekrar teşekkür etmek istiyorum. Filmin müziklerini yapan Rahman Altın, sanat yönetmeni Hakan Yarkın, kostümlerde Gülümser, meşhur sesçimiz Levent İntepe, yürütücü yapımcı Böcek Yapıma ve Pelin'e, Kıvanç Barönü'ne, herkese unuttuğum varsa... Gökhan Tiryaki'ye görüntü yönetmenimiz, kendisi burada değil ama bizi izlediğini biliyorum. Bora var hocam. Bu filmde çok büyük Bora katkıları var. Bora var hocam. Boş ver. Bora kaldı. Montajı. Boracığım bir ayağa kalkar mısın? Bir de doğum günü kutlu olsun Bora. Bora. Bravo. Doğum günü kutlu olsun hocam.
Kadir abimiz Işık'ta, yani unuttuğum var mı bilmiyorum. Çok da kalabalığız. Unuttuğum varsa kusura bakmasınlar. Filmde görev alan herkese bütün Zonguldaklılara, bütün Zonguldaklılara her şeyden önce başta onlara gösteriyorum. Madenci kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Ev sponsorumuz Ziraat Bankası ki bu işlerde gerçekten önemli. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Harika. Haftaya kapalıyız. Çok iyi oldu. Süper. Kimi? Onu o zaman şöyle toparlıyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü 200 kişilik belki daha da fazla bir ekibin çabasıyla oldu bu. Filme giden, gitmeyen, övgüleri, eleştiriler olan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir coşkuyla karşılandı. Ve en son elbette şairlerime, Muzaffer'e, Rüştü'ye ve Behçet Hoca'ya buradan yeniden saygılarımı ve alkışlarımı gönderiyorum. Peki. Kıvanç'ın var mı yakında proje? Başka bir şeyler var mı? Kuzey Güney devam edecek mi? Bitiyor mu? Var mı? Zaten açıklandı. Kuzey Güney Haziran itibariyle final olacak inşallah ondan sonra. Önümüzdeki sene de ben bu sene çok yoğun çalıştım. Çünkü hem Kelebeğin Rüyası hem Kuzey Güney ikisini bir arada götürmek çok büyük efor gerektiriyordu. Yani bu tarafa gel, racon kes, buraya gel. Öteki tarafa. Yani çok... Ara ara karıştırıyordu da. Raconun da Allah'ını kesiyor. İzleyelim. Sinirim oynamasın. Şansını zorlama. Allah'ım ya. Zorlan benim, gel gırtlağımı sık diyor ya. Git işine, beni delirtme. Benim sınırlarım daha fazla zorlamasın hiç kimseye. Seni daha taze dövdüm. Senin ağzını burnunu kırarım bak. Kapa çeneni, senin ağzını burnunu kırarım. Bak Simay, beni sinirlendirme. Saçmalama. Uzatma. Konuşma. Uzatma. Tamam sus. Uzatıyorsun hala. Bir şey duymak istemiyorum. Güney mi verdi o parayı anne? Cemre. Baba. Simay. Lan cilalı bak, parlatırım seni. Cimri. Yürü git. Cilalı. Lan bir yürü git. Lan defol git. Kes sesini. Kes sesini. Lan kes. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Hayır sen ne diyorsun? Ne diyorsun lan sen? Doğru konuş. Doğru konuş. Sesini bana yükseltme. Bana bağırma lan. Şşş aslan. Bana bak lan, ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun lan? Çık yukarı, çık yukarı. Bir dakika ya, nerede o? Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Neredesin lan? Kes sen! Defol! Nasıl? Lan konuşma! Lan konuşma! Ya, git! Ne yaptın? Geri zekalı! Geri zekalı! Ne oluyor lan? Bütün bir sezonu anlatmışsınız. Anlattık işte elimizden geldiğince. Var mı ya yakında? Bir de esas sana teşekkür ediyorum bütün ekip adına. Şahane bir gece yaşattın bize. Evet. Çok, bütün ekip de çok iyi hazırlanmış hepsine. Çok rica ederiz. Ben, biz evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ben ekibime teşekkür ediyorum. İyi ki varlar gerçekten de. Bravo. Onları sırtıma alıp çıkıyorum buraya yani. Muhteşemsiniz. Elinize sağlık. Muhteşem. Belçim'cim ne var ne yok? Var mı yakında proje, herhangi bir şey, film, dizi? Henüz imzalanmış bir şey yok ama görüşmelerimiz var. Var dizi mi? Hem dizi var hem film var. Ama daha henüz kesinleşmedi. Film Yılmaz'la mı yine? Hep Yılmaz'la çalışıyor. Hep bundan sonra. Bundan sonra rahat. Yazanı belli. Tabii. Evimin erkeği diyorsun. Yok canım, başka da bir yere gitsen. 8 sene sonra ilk defa anladık. 8 yıl sonra belki bir daha. Evet, tebrik ediyoruz tekrar. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Buradan oğlumuz Rodin'e. Senin insanlığını Mert'cim, yakışıklı kardeşim. Karizmatik kardeşim. Çok hayranın olduğunu biliyorsun değil mi? Ha? En onurlan. Çok alçak gönüllü bir adam olduğunu da biliyorsun. Estağfurullah. Uğraşıyoruz. Canlı, canlı. Evet. Ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle abi. Müsaade edersen kardeşim. Tabii kardeşim. Özellikle hani Rüştü ile Muzaffer'i zaten hani tanımaya başladıktan sonra sete girip de mesai harcadıktan sonra biz Mert'le hani merhabanın dışında çok fazla bir şeyimiz olmamıştı. Konuşmaya fırsatımız olmamıştı. Ama gerçekten herhalde oyunculuk yapmaya başladığım dönemden itibaren gördüğüm hayatımdaki en kompleksiz, setin en neşeli insanı. Ben bu kadar profesyonel, bu kadar içten
her şeyini vererek çalışan çok az insanla karşılaştım. Gerçekten hani onunla beraber oynadığım için çok mutluyum. Evet, evet. Ama onun setin büyük şansı diyorlar zaten yani. Gerçekten de. Melçim, sende var mı yakında bir şey, herhangi bir şey bilmemiz gereken? Yakındakinden önce şimdi Kıvanç'ın değindiği konuya geleceğim. Şey, demin de aslında bir soru sormuştun, orada kaynadı. Gerçekten iki arkadaş olmamız gerekiyordu bu filmi çekmek için. Yılmaz abinin de gerçekten hocamız olması gerekiyordu. Onunla hiç zorlanmadık da. İki arkadaş olma konusunda da hiç zorlanmadık. Yani bilmiyorum, hani oradaki birçok sahnede birbirimizin o gözündeki ışık, durum, birbirimizden aldığımız duygu, bütün ekibin birbirinden aldığı duygu hep bu filmin iyi olması içindi ve dostluğumuzun devam etmesi içindi. Bu film bizi tanıştırdı ve bu dostluk sonsuza kadar devam edecek gerçekten. Ve çok şey kazandırdı bize. Öyle olmasaydı zaten o filmdeki durum biraz zor çıkardı. Yani öyle. Onu merak ediyor çünkü insan. Yani bu iki adamın öksürürken bile timingleri, öksürürken birbirine bakışları, evet. O odanın içinde duvara şiirleri yazarken ki durumları. Ya bu iki adam birbirini seviyor gerçekten diyorsun. Yani hani o merak ettiğim bir soruydu. Günlük hayatta ben böyle de, bir kanka yani durum. Şunu söyleyeyim, lafını kestim yine. Hani birçok yerde, birçok projede yer alıyorum. Hani tiyatro yapıyorum. İşte bir yandan birçok dizi oluyor, film oluyor filan. Ama çok nadir böyle bir hisse kapıldım Kıvanç'la birlikte. Hani benim en ufak bir başarımdan büyük bir mutluluk duyması. O anın içinde birlikte oynadığımızda benim yakınımda ya da herhangi bir şey, benim sahnemde o monitörü seyretmesi. Hani yol boyunca hep böyleydi. Hani dolayısıyla bu çok değerli şeyler, zor bulunan şeyler. Yani dolayısıyla bu etkileşim çok zor bulunan bir etkileşim. Bu benim için çok değerliydi ve ben de Kıvanç'a çok teşekkür ederim. Aklıma geldi, unutmuyorum. Bir de film set, film çekim sırasında fındıklarını çaldığımız bir amca vardı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hatta seti bastı. Bahçeye mi daldınız? Abi, fındığa mı daldınız? Ya biz bir yere yerleştik, çekiyoruz. Herkesin elinde fındıklar var. Hatta bizim Ömer geldi, dedi ki abi dedi bir fındık buldum dedi, şahane falan. Vurmadığı için de teşekkür ederim. Tabii. Elinde çift var. Ya birdenbire bir vallahi abi geldi, bak tamamen şu tanem. Benim fındıklarımı kim çaldı dedim. Abi dedim ki ya biraz yavaş ol. Ne yapayım, beni vuracak mısın beni dedim. Abiye de çok teşekkür ediyorum. Biraz fındığını yedik. Helal etsin. Hakkını helal etsin. Sağ olsun. Ahmet abi. Senin kitle bana kızmıştır az konuştuğun Ahmet abi diye ama bugün film konuşuyoruz diye gerçekten her şeyin, böyle oldu. Her şeyin arası sırası var. Çok mutluyum ben bu akşam Kelebeği konuşmakta. Leyla ile Mecnun Forever. Ondan sonra. Tabii. Önümüzdeki ay başlayacak yeni bir film var. İstanbul Festivali'nde gösterilecek. Onur Ünlü'nün filmi. Sırada o var. Sen aydınlatırsın geceyi. Biz tiyatro var. Her zaman devam ediyor. Onu da söyleyelim abi. Nerede, ne zaman? Oyun mu? Oyunu bilmiyorum. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun koyacağım. Önümüzdeki günlerde. Hı hı. Veya sezon sonuna doğru. Yazmaya da devam ediyoruz. İşte gazete mazete devam ediyor. Ben Ahmet abiye ayrıca bir alkış alayım. Gerçekten de. Yani ve sevgili İpek, Kelebeğin Rüyası albümü. Albüm ne zaman çıkıyor? İpek'cim var mı mikrofonun? Kaldı mı sana mikrofon? Gel İpek'i buraya bir alayım şöyle. İpek. Evet. Albüm ne zaman çıkıyor? Ben aslında oyuncuyum. Oyuncusun, evet. BKM'nin oyuncusuyum. Asıl albümü tabii Rahman. Rahman Altın'ın albümü. Ha. Kelebeğin Rüyası albümü. Öyle mi hocam? Tamam, pardon, yanlış yerlere sormayayım. Evet, bu albüm ne zaman çıkıyor? Önümüzdeki hafta mı? Önümüzdeki pazartesi günü bütün şeylerden bulabilirsiniz. Peki. Neylerden? Şeylerden. Abi söyleyeceğim, reklam olmasın diye. D&N şeylerden. Evet. Bulabilirsiniz. Müzik, müzik marketlerden, evet. Ve benzin istasyonlarından tabii. Evet, bulabilirsiniz. Genelde oradan buluyoruz. Daha önce niye fark etmemişim ya? Bir saattir burasıyla konuşuyorum. Gel. Gel gidelim bakalım biz. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. İpek'ciğim, senin albüm ne zaman çıkıyor? Valla ben işte kendim söz beste yapıyorum. Evet. Zannediyorum bu yaz sonuna kadar öyle bir niyetimiz var. Bir single bir şeyler. Single yapacağız. Bir şeyler çıkacak. Evet, evet, peki bu şarkı, sanat müziği şarkısı değil mi? Hı hı. Kimin şarkısı? Bunu Müşerref Hanım seslendirmiş. Evet. 1940'lı yıllarda sanırım.
Kendisi çok erken vefat etmiş zaten. O da tüberkülozdan yanılmıyorsam vefat ediyor. Ve o dönemin bela hastalığı. Evet, evet, ve senatoryumlarda böyle moral geceleri düzenleyen biriymiş. Filmdeki o sahneler de filmdeki çok güzeldi. Filmdeki o sahne, evet, ben de onu canlandırmıştım orada. İlk defa duydum hocam sayesinde ama acayip sevdim ve çok hani içine girdik şarkının. Onu da rahmetle analım tabii. Ağladığımız ayrıca sahnelerden biriydi. Buyurun, alkışlarınızla İpek sizlerle beraber. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz İpek'in, sağ olsun. Bir reklamımız var. Reklamlardan sonra sevgili Bülentlerle müthiş bir parçayla programı kapatacağız. Sakın ayrılmayın efendim. Buyurun. Aceka kalıbı masırma. Aceka'nın sunduğu Beyaz Şov devam edecek. Ayağımda Aceka kalıbı masırma. Aceka'nın sunduğu Beyaz Şov devam ediyor. Beyaz Şov devam ediyor. Arkadaşlar bu arada tabii unuttuk. Programın başında şiir yazın demiştik, kağıt dağıtmıştık. O şiirler geldi. Kankanızla, en iyi arkadaşınızla aynı kıza, erkeğe aşık olsanız ne yapardınız diye sormuştuk. Onlar elimizde. Yani bunları hiç geçemedik. Bak
Aynı kıza aşık olsanız ne yapardınız kankanızla diye sormuştuk. Bir arkadaşımız kanka ayağı şey ayağı diye yazmış. Allah bu duruma getirmesin ama olursa da kafa nereye biz oraya diye yazmış. Haftanın 4 günü benimle 3 günü onunla olur paylaşırız demiş. Kankamın cebine bir şey koyar polise şikayet eder. Bayağı pis pis şeyler. Kızın da kankamın da ağzına vurarak öldürürüm yazmış. Evet, kankamı satarım diyenler var. Onu okumadığımız iyi mi olmuş? İyi olmuş. Baktım şu anda iyi olmuş. Şiirlerden biraz okuyayım. Dur arkadaşlarımızın yazdığı şiirlerden. Uzakları yakın, uzakları yakın edersin. Özel alanımı ihlal edersin. Metrobüs gibisin sevgilim. Akbil basmadan giremezsin. Ve bir öğrenci. Besbelli ki bir içi acıyan öğrenci şiiriyle. Sana yazdığım harflerin güzel olabilmesi için kağıdımın altına koyduğum defterimin sayfalarında satır satır sen kokuyorsun. Evet, ben okuyamadım ama güzel gel. Baş harfleri kıvanç olan bir şiir. Kör oldu senden sonra gözlerim. Işığım ol, kuzeyim ol, yol göster bana. Varlığın kalbimde aşkla yara. Aşığım sana, anlasana. Neden yoksun yanımda? Çok özledim, artık bitsin bu rüya diye. İster yaz, ister oku. Sevdiğine bir kilim doku. Sana getirdim bu... Oh be! Ne yaptın be? Bir de adını da yazmayaydın bari. Allahsız. Bu ne ya? Hay adını nereden çıktın sen Karadeniz'in gülü? Gül dediğime bakma tabii. En iri hamsisisin diye devam etmiş. Ne Real bekler Cimbom'u, ne ben Fenerbahçe'yi, Lazio'yu, ne bu taraftarlar büyük finali benim seni beklediğim kadar demiş. Erzincan'ın karı, sevdim seni sarı sarı. Sakat bir yere mi gidiyor? Sakat bir yere gitmiş. Öyle bir yere gitmiş ki. Boyu kıvanç gibi olsun, huyu kuzey gibi, duygusallığı da muzaffer gibi. Ama bir şey demiş, o Behlül gibi yazmış da onu anlayamadım yani. Evet. Bir şey demiş, anlayamadım. Behlül gibiyse... Ama... Behlül gibi kızmasın diyor. Kaçmasın. Kaçmasın mı? Ne olur. Ne olur diyor. No, bunu biz ögelerine sonra ayıralım. Ya böyle bir şey var değil mi? Ögelerine ayırmak. Allah, önümüze gelen her şeyi ögesine ayırıyorduk ya. Ne tuz ne biber, Esenler çocuğuyuz, şeklimiz yeter diye. Ait. Ağlayıp terk edip gidişte değil. Ben sensizken senden diye sensizliğini de sevmiştim. Sen seninle, senin de sensizliğini de alıp gittim. Ağlayıp terk edip gidişte değil. Ben sensizken senden diye sensizliğini de sevmiştim. Sen seninle, senin de sensizliğin. Bu arkadaş şu anda gerçekten karışmış oturuyor öyle. Ben ona baktım, o bana baktı. Şimdi 4 çocuğa bakıyoruz diye. Bu en iyisi bence. Çok iyi. Şimdi 4 çocuğa bakıyoruz. Sevdim lan seni. Cikletten çıkan yarim. Beyaz gibi tipin olsun lan, ömrüm senin olsun diye yazmış. O banka o banka dekontu ne onun? Arkada birisi banka dekontuna yazmış. Yanlışlıkla imzalarız diye mi yazmış lan bu? Harç taksiti falan bir şey. Uykusuz gece Ecel'in geceleri. Sen misin o? Be güzelim, akrostiş yapıyorsun. Sevdiğin adamın adını yazmışsın da Uğur ismine akrostiş yapılır mı yani? Uğur mu? Uykusuz geçer Ece'nin geceleri. Öyle bir şey başlayamayacağı. Başlayamayacağı için oraya da şey yazmış bak. Uykusuz geceler, Ece'nin geceleri. Ile cümle başlamaz ki yazmış. Tamam o zaman. Ona bulmuş yani bir şey. O tamamdır yani. Kıvanç kadar yakışıklı, Mert Fırat kadar tatlı, Mehmet Günsür kadar sempatik, Beyaz kadar karizmatik olaydın, iyiydi be gülüm demiş. Tabii iyiydi canım. Ay. Bu çok güzel ya. Bu gördüğüm bunları okumayacağım. Bu artık en iyisi yani bence.
akrostiş yazmış. Sadece adının baş harflerini yazmış. Ama devamı yok. Uzun gelmiş, yazamamış. Bu bir akrostiş aşağı doğru. Ama yanı daha dolmamış yani. Şiiri yazmış. Bunu da size hediye ederim hocam. Gerçekten güzel bir şiirmiş yani. Harika. Hasan'cığım, sevgili dostum. Var mı yakında bir şeyler? Yapacak mısın? Bilmemiz gereken bir şey. Beyaz'ım biliyorsun ben sergiyi açtım bugün ve buraya geldim. Ankara'da sergi açtım. Ankara'da sergi. Nerede açtın abi? İsmini söylememde herhangi bir rica ederiz. Bankanın adını bile söyledik az önce. Panora Alışveriş Merkezi'nde 30 Mart'a kadar sürecek görsel bir şölen hazırladık. Yani şaşırmaya ve izlemeye devam ediyor oradaki dostlar. Harika. Ben bir şey daha ilave etmek istiyorum bu gece için. Bu ekip Yılmaz Hoca'nın önderliğinde inanılmaz bir rüya sundu bize. İçinde farklı anlamlar, duygu, sevgi vardı. Kelebeğin Rüyası filminde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Yüreklerine sağlık diyorum. Sağ olun. Çok bu teşekkür ederim. Burada bulunmak keyif yani. Sağ olun. Farah Zeynep Abdullah bugün bizlerle beraber olamadı. İngiltere'den dönemediği için ona da buradan... Muhteşem oynadı filmde. Kendisini de buradan alıp tutuyor. Müthişmiş. O da gördük. Ve filmde adını sayamadığımız herkese tabii ki bütün oyunculara tekrar teşekkür edelim. Bu kocaman ekibe bir kocaman alkış alalım. Bizler de beraber olduğumuz için. Bülent abim. Efendim canım. Annem. Kapanışı neyle yapıyoruz abi? Kapanışı önce biz de tabii ki çok etkilendik. Necati Akpınar'a gelsin ya, bu şarkı. Ya Necati Akpınar'a evet. Eyvallah. Son şarkı Necati Akpınar'a gelsin. Güzel öyle adam. Mi? O zaman en büyük adam hemen değiştiriyoruz abi. Hemen değiştiriyoruz. Öncelikle müthiş bir atmosfer her zaman olduğu gibi. Senin programlarında gerçekten kendimizden geçiyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığın için. Ben teşekkür ederim özellikle. Neden? Buraya bir gerçekten albüme olan falan filan bir sana başka şarkıcı alalım diye düşündük. Sonra dedim ki yani buradaki ekip çok konuşulacak bir konusu var ve bu konunun arasında başka birisiyle de başka bir sohbete girmeyeyim, konu dağılır diye düşündük. Sonra da dedim ki yani hem orkestrayla bizim aramızda bizi böyle arada sübvanse edecek hem de alçak gönüllü olacak. Bunu da kabul edebilecek ama bir de büyük sanatçı olabilecek birisi olur mu acaba? Ha, hem söyleyecek hem buradaki sohbete katılmayacak. Doğru mu? Ya önemli bir şey gerçekten de. Bütün egolarını aşağı çok... alman lazım böyle bir şey yapıyor olabilmen için. İşte bu iki egosuz insana onun için teşekkür ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık. Sağ olun. O zaman final parçamızı aslında biz hareketli bir şeyle bitirelim dedik ama olay yine farklı bir boyutu kazandı. Bizim içimizden şöyle bir şey geçti. O da Türkiye Cumhuriyeti topraklarına Anadolu'da gelmiş geçmiş en büyük ozanlardan birisi bir aşık daimi deyişiyle hep beraber bitirelim. Çünkü bu türkü aynı zamanda Türk insanını gerçekten birebir anlatan bir türkü. Hep beraber söyleyelim bakalım. Buyurun. Hey, hey.
Alkışlar onlara da, bu ekibe de. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Yatacaklara Allah rahatlık versin. Kalacaklara iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın efendim. Ayağımda Aceka, kalıbıma sığma. Aceka'nın sunduğu Beyaz Show devam edecek.